ilişki olmayacak. Cansel, dost duran düşmanlarına dikkat et. Çok yanlış konuştun yani. En son kişiye söyledim bunu. Ayıpsız ayrılık dedim. Ama sen ayıbın en büyüğüymüşsün. Ben onu fark ettim. İnsanlar hata yapabiliyor. Yaptığım en büyük hata da Emre'yle birlikte olmak. Emre ismini herkes hatırlayacak. Ama seni bir Allah'ın kulu bile hatırlamayacak. Burada artık daha fazla birbirinizi yıpratmanızı istemiyorum. Canı gönülden gitmeni istiyorum. Yazacağım aklıma gelmezdi ama kalp kalbe karşıdır. Aşkları, tartışmaları ve hayal kırıklıklarıyla kısmetse olur bir haftayı daha geride bıraktı. Bakalım bu hafta neler yaşandı? Emre popüler ya şu an. Bu kız Emre'yi kullanacak. Sen de silik bir tipsin. Siliksin yani. Açık. Benim kafamda Nur şekillenmişti. Nur. Daniela, Tankut'u bir kez daha bırakır mı? Çünkü Selçuk dedi. Benden başka kimse kimseye gül veremez. Kız bir gitsene, teşekkür etsene. Yalnız adama sarılsana Mayfa. Hadi yolunu artırın. Hepsini verin. Yolunu artırın. Her şey çok güzeldi, her şey gerçekten mükemmeldi ama yapamam. Şaka yaptım. Mesap! Beni utandırdın. Sen ne yaptın Erdem'i böyle? Birbirimize tahammülümüz kalmadı. Hayır, senin tahammülün kalmadı. Bu Erdem dövmesi senin bir bahanendi. İkinizin de Allah yolunu açık etsin. Amin. Ama keşke böyle olmasaydı. Gelin adayımın evladımı o derece rencide etmesine asla müsaade etmem ben. Ben artık patlama noktasındayım. Artık benim üstüme gelmeyin. Sesini alçalt içeri. Ne zaman geliyorsun ya? Bekliyorum ben böyle şeyler senden. E demek ki her şeyin zamanı varmış. Ben bunu söyledim. Hani gözlerin var ya. İnsan elinde bir şeyle gelir değil mi? Al. Hiçbir şey beklemiyorsun ya, al. Semih. Al dostum. Madde madde çoluk çocuk gibi hareketler yapıyoruz. Almayacağım işte bunu. Ha. Bence sen artık Adnan'ı sevmiyorsun. Bundan sonra ben Adnan'la ilgilenmeye başlayacağım. Gelinliğimi giydiğimde seni çağırırım düğünüme. Bir tarafta benim yaptıklarımı önemsemeyen insan var. Bir tarafta da ne olursa olsun seni bekleyeceğim diyen insan var. Adnan seni seviyor. Sevmiyormuş, yanıma bile gelmedi. Sevmiyormuş. Ben seni arkadaş falan değiliz. Demek ki gücüme gitmiş, dokunmuş gibi öyleyim yani. Bu ilişki bitecek Ceyda. Ve o gün geldiğinde ben şakasına değil, gerçekten Adnan'la ilgileneceğim. Emin Hanım, Ayça hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Çok düşünecek mi? Hiçbir şey yok. Bu kadar net. Yani tabii ki. Siz de bir bayansınız. Evet. Reddedilmek hani her bayana koyar. Biraz gururlu olmalı ama. Görmezden gelirim seni. Sen ne zannediyorsun kendini? Evet. Hani
Yani sen benimle de ilgileneceksen ben de karşı sana olan ilgimi göstereyim. Sana mektup göndermiş birisi. Hadi aç da bakalım. Sonuna bak. Evet onu gördüm. Wow. Bu ne be? Hediye içinde hediye abi. Evet. Tek tek çıkar abi. Tek tek. Ve efendim geldik merakla beklenen final akşamımıza. Ben Emre'nin Gözde'yle kesinlikle bir ilişki yaşamak istediğini düşünmüyorum. Birisi sizi seviyor diye illa onunla olmak zorunda değilsiniz. Şu an bir tuzak kurdum, 30 an içinde düştüm ve gerçekten eksi puan aldım. İnsanlar hata yapabiliyor. Yaptığım en büyük hata da Emre'yle birlikte olmak. Emre ismini herkes hatırlayacak ama seni bir Allah'ın kulu bile hatırlamayacak. Sen bize saygısızlık yaptın. İlişkimize saygısızlık yaptın. Senin samimiyetine hala güvenmiyorum. Burada artık daha fazla birbirinizi yıpratmanızı istemiyorum. Canı gönülden gitmeni istiyorum. Yazacağım aklıma gelmezdi ama kalp kalbe karşıdır. Ve efendim geldik merakla beklenen final akşamımıza. 16 adayımızdan bir tanesi maalesef bu eve veda edecek. Biliyorsunuz dün Mehtap ve Murat sizlerin oylarıyla, sevgili izleyicilerimizin SMS'leriyle haftanın birinci gelin ve damat adayı seçildiler. Tebrik ediyorum. İlk oldu. Son olmasın inşallah. Teşekkür ederiz. Bugün bu elimdeki 10 bin liralık çeki ikinizden biri alacaksınız. Ve ona göre evimize gelin adayımı veda edecek, damat adayımı veda edecek belli olacak çeki hanginizin aldığına göre. Bu çok önemli. Artık sizin de ortak çeyizinize gider diye düşünüyorum bu para. Hani parayı paylaşamamazlık olmaz aranızda herhalde. Hiç problem değil para. Öyle mi Mehtap? Ben bilmem, beyin bilir. Zaten gelinlikle de hazır gelmiş. Tamam işte yani bu işler hızla ilerliyor gibi gözüküyor. Teşekkür ederim. Şimdi o kritik anlara gelmeden önce isterseniz haftayı hep birlikte bir hatırlayalım, yorumlayalım. Eksik bir şey kalmasın. Erkekler evine önce bir bakalım. Erkekler evinde bu hafta bir gelin adayımız hakkında sohbet vardı. O gelin adayı ki geçen hafta elemenin ucundan döndü. Bakalım neler konuşulmuş efendim. Sen bu Gözde konusunda niye böyle sürekli... Fırça mı yedin? Ne konuda? Gözde konusunda. Niye böyle bir... Abi Gözde konusunda çok katıyım ben ya. Samimiyetini göremiyorum ya. Onun dediği... Ya yanlış anlamadım. Sana yakışır... Sebebim de oydu zaten. Sana yakışır bir insan olduğunu düşünmüyorum be kardeşim. Ya kardeşim öyle düşünmemek bak, lazım. Biliyorsun, kişileri öyle değerlendirmemek sen lazım. Sen beni biliyorsun burada sana nasıl destek verdiğimi. Ya herkes ben burada herkesin içinde de... Işte, benim, herkesin içinde de benim favorim Emre'dir. Nasip olursa burada kardeşimin birinci olmasını isterim ben dediğimi de biliyorsun. Ben de istiyorum senin ama ben senin olmanı. Burada onlar harici, onlar harici senin burada mutlu olmanı istiyorum. Ama ben o kızla biz hissedemedim sıcaklık. Ama abicim, sen bak, desen ki ileride sevsen ben elimden geleni yaparım. Şu başka ama bir şey yani. Hani şimdi ben o elektriği aldım mı o elektriği şu an alamadım yani öyle bir şey yok. Hani kız bana karşı iyi niyetli geliyor. Bana karşı bir eksi bir durumu yok yani. Bana karşı bir tavrında, hareketinde bilmem neyinde bir... Yanlışlık yok. Ama diğer insanlara karşı yaptığı şeyleri de inceliyorum, bakıyorum yani. Hani bana nasıl geliyor biliyor musun? Çünkü bilemiyorsun, anlayamıyorsun, tanıyamıyorsun karşındaki insanı. İşte. O kadar kolay bilemiyorsun abi. Hani olur var mı bir şey diyemiyorum. Bak Gözde'yi ben şu ana kadar izlediğim kadarıyla söyleyeceğim sana. Bir de finalde ettiği kelimeyi de pekiştirdi kafamdakileri. Hani gerçekten öyle olduğu... kanaatine varmak üzereyim. İnşallah öyle olmaz. Senin özgürlüğün, sen özgürlüğü seven bir adamsın. Özgür evet. Hareket etmeyi seven bir adamsın. Sanki senin özgürlüğünü dolaylı yollardan kısıtlayacakmış gibime geliyor. Aynen. Benim şu anda özgürlüğümü kısıtlayan tek bir kişi var kardeşim. Ya da benim önüme özgürlüğümü, benim huzurumu kaçıran tek bir kişi var. O da Ayça. Allah'ım yarabbim. Ya. Evet, şimdi önce Emre'ye soracağım. Adım anlarsa rahat edemez. Erkekler eviyle röportaj mı yapıyorsun? Önce Gözde hakkınızdaki düşüncelerinizi alabilir miyim diye tek tek geziyor musun? Ne hayır hayır yok. Adnan açtı konuyu. Ha konuyu Adnan açtı. Bayağı da açmış Adnan konuyu. Adnan açmış zaten bir açtı Adnan'ı susturamadık.
Ya sağ olsunlar, onlar Adnan da Adnan olsun, Erdem olsun, onlar beni her zaman burada destekleyen kardeşlerimdir. Hani onların benim için kötü bir şey düşündüklerini zaten hiçbir zaman düşünmedim. Fakat yani gerçekten ben orada son söylediğimde çok ciddiydim. Bir tek Ayça benim önümü tıkıyor evde. Yani benim huzurumun kaçmasına neden olan yaptığı şeyler var yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Hiç umursamadığın bir insan seni nasıl huzurunu kaçırır? Şu şekilde kaçırır. Ben yoluma devam ettikçe sürekli önüme çıkıp bir şeyleri hala aynı şekilde anlatması kaçırır yani. Peki Adnan, sen niye bu kadar bilendin Gözde'ye? Ya iyi izleyip gelmiş öncelikle. O tarzda bir gelin adayı daha vardı. Ona da aynı şekilde gıcıktım. Kim? İsmini vermek bize istemem. Hatırlat bize. Ver, geçmiş gitmiş. Melek. Peki. Onda gördüğüm ışığın aynısı var Gözde de. Yaptığı bir hareket vardı burada. Daniela ile beraber konuşurken işte Emre'yi düşününce elim ayağım birbirine giriyor. Konuşamıyorum, gülemiyorum falan filan. Hani böyle bir sakarlık modu falan. Birden Ayça'yı gördüm yaptığı hareketlerde. Hani böyle devamlı Emre'yi düşünüyormuş gibi yapıp evde o enerjiyi oluşturup o enerjiyi Emre'ye göndermeye çalışması. Çünkü rol Emre diyorsun. Emre öyle bir adam ki vicdanı olan bir insan. Yani ona karşı olan sevgisini hissettiği an ona bir şans verebilecek bir insan. Bunu gördüğüm için, o samimiyeti de hissetmediğim için Emre'ye bu konuda uyarılarım. Erkekler öyle midir? Yok. Önce bizlerden mi? Yani kadınlardan mı yeşil ışık bekler? Birinden hoşlanmadan yok. Önce. Şimdi ben, Adnan'ın yeri bende ayrıdır ama beni yanlış tanımladı şu anda. Her sevene gitmem diyorsun. Yok, öyle bir şey yok. Yani orada o iyi niyetinden yana şüphem yok. Yok, biliyorsun. Yanlış anlama. Ama kabul etmeyeceğim bu fikri. Çünkü birisi sizi seviyor diye illa onunla olmak zorunda değilsiniz. Hatta mutsuz da edersin. Evet. Güzel kız beni de seviyor. Hadi ben onunla beraber olayım deyip senin hislerin yeterli değilken onunla beraber olman onu oyalamaktır. Aynen, bir kere öyle. Beklentileri yükselmiş bir kadını sonra bir anda pat diye bırakmaktır. Kötü, daha kötü, daha günah bir aynen. Şey bence. O vicdani kısmı vurgulamak istedi ama orada haklısın. Hani üzülmesine gerek yok, kimseyi üzmek istemeyiz. Ama her sevenin de gönlünü hoş edecek değiliz yani. Peki, bir şey daha var. Gözde, sana söz vereceğim ama önce onu izleyelim. O da seninle ilgili. Tamam. Bakalım ondan sonra üzerine konuşalım. Ya ailesi düzgün. Ama kızı ben tanımıyorum. Tamam, tanı işte. Orada. Tanı. Yani, tamam işte, tanıyoruz zaman, zamanla. Tanı, yani. Zaman. Hani normalde insanların böyle şeyleri, aileleri şimdi falan çok sonradan geliyor. Şimdi sen Gözde'yle bir tanıma yoluna girdin mi kardeşim? Allah Allah. Ne Allah Allah. Ya niye bir at koymaya çalışıyorsun? Ya girsem ne olacak, girmesem ne olacak? Hangisi seni mutlu edecek? Söyle onu söyleyeyim. Girdin mi girmedin mi? Hangisi seni mutlu edecek? Sen söyle onu söyleyeyim. Sen şimdi bu kızı tanımak istiyor musun, istemiyor musun? Tanıyorum zaten kardeşim yani. Bir araya geldiğimizde... Bir şeyler söylediğinde ben o insanı tamam, tanıyorum. Tamam o zaman. Bak, bir sonraki sorusu yani. Ne olacak biliyor musun? Siz netleştiniz mi Gözde'yle? O dayak istiyor. Ya kusura evet. Bakma abi tamam. Bak. Dövek mi şunu yiyin? Konuşmuyorum başka bir şey oluyor. Konuşunca konuşuyorum da başka böyle bir şey. Konuşma. Yani ben de yaranamıyorum artık sana yani. Sana nikah kıydım mı evlenme teklif ettim demiyorum. Bu kızı tanımak istiyor musun diyorum. İstiyor musun? Evet ya da hayır. La Allah Allah zaten yani. Tanıyor oğlum çocuk. Niye öyle saçma sapan sen nesin orada? Sen nesin? Avukat mısın sen orada? Avukatım kardeşim, avukatım. Allah Allah. Evet. Bir ilişkine bir baksana ya. Evet avukatım. Sen de kendi problemlerine bir adamı direkt niye bir yola sokmaya çalışıyorsun Allah kardeşim Allah. Sen? Sen kendi yoluna baksana kardeşim ya. Bu kadar kolay mı oluyor? Ha, bilmiyorum abi yani. Onların direkt bile gelip burada biz Emre'yle konuşmak istiyoruz demesi bile gurur olur yani. Tabii canım. Yani ama işte şöyle de bir durum var abi. Bir annenin bir ben şey rica kızına ettim. Birini yakıştırması ki güzel yani, bir şey. Bu durum çok güzel bir şey. Şu an dedim her şey yolunda olduğu için böyle hani yolunda derken bir negatiflik olmadığı için umarım dedim negatif zamanlarda dedim böyle tavır sergilersiniz. Böyle bir tutum içerisinde olursunuz. Evet, doğru. Bir de o durum var. Başka bir şey değil abi yani hani önemli olan o zaten. Sen Emre'ye ne yaptırmaya çalışıyorsun tam olarak? Ya, Adnan ne yaptırmaya şimdi çalışıyor bir saniye. Adam geldi, oturdu. Hı. İşte konuşmaya başlıyordu. Konuşmak istemedim ilk önce çünkü konuşunca rahatsız oluyor beyefendi. Hayır. Sonra gittim. Sonra niye gidiyorsun dedi, niye konuşmuyorsun benim konumu falan filan dedi. Geldim oturdum konuştum. Çok basit bir soru sordum sana. Dedim ki sen bu kızı tanımak istiyor musun? Evet ya da hayır.
Hayır, eserde bir huyu var. Vur deyince öldürüyor. Hayır, hayır. Biraz var o. Vur deyince bir öldürüyor insanla, adam yani. Bir insanla tanınma yoluna giriyorsan o insanı tanıyorsundur, tanımaya çalışıyorsun da demektir. Tamam, o da diyor zaten tanımaya çalışıyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum da sen niye illa hani zorluyorsun? Söyle, söyle, çok söyle. Çok basit bir soru, evet ya da hayır. Basit Gözde'yi soru. Tanımak istiyorum ya da tanımak istemiyorum. Çocuk size fikir soruyor, tanıyayım mı diyor, yürüyeyim mi bu yolda? Zaten diyorum ki ben de, hani bir araya geldiğimiz zaman, konuştuğumuz zaman bu zaten tanınma oluyor. Hani bunu ben evet tanıyoruz ya da daha ileriye gidecek. O zaman bir tanışma yolundasın. Eser. Değil misin? İster tanışma yolunda olur. Sen sor şekerim, ben iyiyim burada. Ama değil evet, misin? Devam et. Başka ne diyeceksin bakalım? Yani sen bir kızı tanımak istiyorsan o yoldasındır. Tanıma yolundasındır. Hani ben sana bu kızı aldın mı ya da bu kızla bir ilişkin var mı diye sormadım. Tanıma yolundasın. Tanımak istiyor musun? Evet. O zaman tanıma yolundasın. Tamam, sıradaki VTR'ye geçelim. Ben cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Ya bir dakika, bir de konunun muhatabı konusu. Söyle bakalım, duyduklarını sana ne hissettirdi? Bir şey hissettirmedi. Bu konunun sürekli dile getirilmesinden hiç hoşlanmamaya başladım artık. Bir şeyler olursa olur, onlara bakmak lazım ve çok üstüne yorum yapmamak lazım. Eser nasıl bir yorum yapıyorsa, Emre buna cevap verebiliyorsa aynı şekilde Adnan'a da hani neden böyle düşünüyorsun diye sormalı. İlk önce Adnan'cığım, benden elektrik veya bir sıcaklık hissetmene gerek yok. Emre hissetse yeterli zaten. Bana karşı olan ön yargın duvarında kalır. Çünkü ben gözüktüğü gibi hani ilk etapta insanları ısınamıyorum. Sonradan açılabiliyorum ve kızlar evinde böyle. Beni tanıdıkça seveceğini düşünüyorum. Bu şekilde de yorumlarından hoşlanmıyorum artık, yapmasın. Çünkü bir duvar örmüş. O duvarı kaldırsın, gerek yok. Adnan mı? Ben Ceyda'yla da artık hani... Canım Adnan'ın duvarından bize ne? İşte sen Emre'yle tanımıyor musun? İşte sürekli aklına bir şeyler sokmaya çalışıyor ama bu şekilde yapmasın yani, gerek yok. Benim çünkü buradaki hiçbir insan aklımı kötü yolda böyle yorumlar yapıp da değiştirmeye çalışmıyor. Ama çocuklar tabiri caizse dolduruşa gelen bir adam veya bir kadın da çok da makbul değildir zaten. Yani bir şey soktuğum yok yani. Fikir alır ama bildiğini, kalbinin dediğini yapar. Demek ki kimse seni sevmemiş ki, eleme potasına girsin. Sen böyle düşünüyorsun. Sırayla bir konuşabilir miyiz? Sizin olup Ceyda'cığım. Söylemeliyiz. Ben sadece kendi fikrimi söyleyeceğim. Amacım kimseyi kırmak değil öncelikle. Ben Emre'nin Gözde'yle kesinlikle bir ilişki yaşamak istediğini düşünmüyorum. Eğer düşünse bu şekilde davranmaz. Emre hiçbir zaman kaçak dövüşen bir adam olmadı. Her zaman net tavırlarıyla tanıdım ben onu bu evde. Şu anda eğer Gözde'yi istiyor olsaydı ben onunla bir ilişki yaşayacağım. Herkese susun derdi. Tereddüt bir oldu da belli. Bir dakika, bir konuşayım. Ben Seda ablayacağım, sen konuşamam valla. Dur heyecanla. Şu anda bir ilişki yaşamak isteseydi herkese susun, ben bir ilişki yaşayacağım derdi. Gözde hakkında birilerinden fikir almaya çalışmazdı. Hepimiz öyle yapardı. Evet, herkes öyle yapar. Birilerinden fikir almaya çalışıyorsa benim beynimi doldurun, ben bu kızdan tamamen vazgeçeyim, gideyim demek istiyordur. Ya da tam tersi, bir iyi bir kızsa yürüyeyim mi demek istiyor. Yani ona karşı hareketle mi bulunayım? Yani bence hiçbir erkek böyle yapmaz. Bu ilişki olmayacak. Nokta. Eser, sen ne diyeceksin? Ben şahsen Gözde'yi Emre'ye çok yakıştırıyorum. O yüzden ilk günden beri ben ona bunu dedim. Ama Melis'in dediklerine katılmıyorum. Çünkü Emre'nin yaşadıklarından dolayı yani adam tabii ki tedbirli davranacak. Herhalde her gördüğü havuza kafa üstü atlamayacak yani. Ama bu bir havuz değil ve bu kısmetse olur. Birbirinizi tanıma programı, evlenme programı. Sonuçta belli ölçüler içinde bir insanı tanımakta da ayıp yok ki. Ya ama bir haftada... Oturmaya mı gelmiş ilişki, Emre? Sabire size tavuk mu pişirmeye gelmiş? Evet ama Emre cevap vermekten kaçınıyor. Yani Emre, evet ya da hayır demekten Gözde'yi kaçıyor. Gözde'yi tanımak istiyor musun? Tereddütlerin mi var? Hadi. Seda Hanım. Hadi. Hadi canım, hadi. Ona kızsana, bana kızdığın gibi. Yok, kimseye kızmıyorum. Ya tanımak istiyorsan tanımak. Ya kızacak bir şey yok arkadaşlar. Güzel kız. Sakin tanımak olun. İsteyebilir. Zaten ben en başından da söyledim. Hani ailesi geldiğinde ailesini de gördük. Düzgün insanlar. Gözde hoş bir kız. Bunu da zaten inkar etmedi. Söyledi, evet. Ama bana göre mi? Bana göre değil mi? Bunu zamanla anlayacağım. Yani bunu şimdi size... Ama doğru. Allah Allah, siz ne kadar meraklısınız ya. Yerin adaylar evinden beter olmuş sizin. Yemin ediyorum, özellikle bu. Ama sen burada Gözde'yi rencide ediyorsun bence. Çünkü o bir bayan mesela. Yani sen tanıma yolunda mısın Gözde'yi? Gözde'yi yeni şey demiyor. Aynı pazartesi şey işte. Kırmızı odalarda falan. Gözde'yi mi? Zaten sıra Gözde'de de yani. Hani Gözde'den bahsediyorsun. Şöyle, en son burada bir tartışma yaşadık biz onunla. Yani böyle... Değişik bir tavır sergiledi bana. Pek hoşuma gitmedi açıkçası.
Hani ondan sonra zaten hani tereddütlü yaklaşıyordum ve bu tereddütlerimin boyutları biraz daha fazlalaştı. Ama bu demek değil ki bir şeylerden vazgeçtim. Yani onunla oturup konuşmaya devam edeceğim. Bakacağım, tartacağım ama o tavırları hala devam ederse bir ilişkinin olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Anladım. Çünkü ben sivri bir adamım. Karşımdaki insan da bana sivri geldiği zaman tolere edemiyorum çok fazla. Bu da işin boyutlarını başkalaştırıyor. O yüzden orada önünü keserim yani. Tekrar hatırlatıyorum. Kısmetse olurdu. Herkesin herkesle istediği kadar adayı tanıma şansı var. Ama önemli olan birbirinizi kırmamanız ve birbirinizin beklentisini yükseltip de hani anladın mı? Hani karşı tarafı yükseltip pat diye ortada bırakmamanız. Bazen aynen beklentiler öyle uymadığı zaman iş bozuluyor. Bence bu dürüst yaklaşımda. Aynen öyle. İşte bak o gün bozuldum ama tanımak da istiyorum. Seda. Bakalım devam ederse uymayız. Devam etmezse o tavırları yine yürür gideriz diyor. Sokaktaki ilişkide böyle gitmiyor mu zaten? Aynen öyle. Evet. O zaman bir tanımayalım mı? Bir şey söyleyebilir miyim? Ya he. Rahatladın mı? Tanıma yolunda. Gözde söyle. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Emre'nin sürekli suratına gülerek onu tatmin edecek cevaplar vermek zorunda değilim. Bir fikrim varsa orada beyan etmek istiyorsam ve onunla zıt bir şeyse bunu dile getirebilirim açık yüreklilikle. Bunda yanlış bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Bu şekilde düşünmesi beni rahatsız etmedi şu an. Aynı şekilde o nasıl beni tanımak istiyorsa ben de onu tanıma yolundayım. Onun fikirlerine saygı duyuluyorsa burada benim de fikirlerime saygı duyulmalı. Ama şu an aklım onunla ilgili negatif bir şey yok. O gün orada bir en ufak bir münakaşa yaşadık diye onunla gözümde farklı bir boyuta da geçmedi. Değişmedi fikirlerim. Çünkü bunlar olacak şeyler. Yani bugün olmadı, yarın veya öbür gün olacak şeylerdi zaten. Bunu erkenden yaşayıp en azından fikir ayaklarına düştüğümüz zamanki muhabbetimizi de görmüş olduk. Tamam, güzel. Bu konuyla ilgili söyleyecek şeylerimiz bittiyse bir başka sohbete bakalım, onu değerlendirelim isterseniz. Ben de seni seviyorum Cansel ama dün burada biliyorsun neler oldu. Ama kırılma bak, sen ilk ağladığında sarılan benim, ben ilk ağladığımda sarılan sensin. Evet biliyorum. Bunların hepsini unutup bir kere öyle bir şey yaptım diye. Yani sakın bana kırılma, tamam mı? Gene de kırdıysam seni özür dilerim çünkü sen benim canım arkadaşımsın, dostumsun en başından beri. En başından beri bir kere bile kavga etmediğim insansın. Evet öyle. Ama erkekler için birbirimizi kırmamız... Evet ama bir erkek için değildi. Hani belki Cansel öyleydi ama o an ona ihtiyaç ve duydu. Ve Eser'in bunu anlaması gerekiyor. Ya Eser bunu Eser anlar zaten. Eser bizden sonra geldi. Biz Eser'den önce de vardık. Tamam, Eser bunu anlar zaten. O problem bende, onluk bir şey yok. Tamam, buna kırılmayalım. Ben onu kendi içimde dengelerim eğer sen kırılıyorsan. Tamam? Evet. Anladın mı? Anladım ben. Tamam, sorun yok. Anlıyorum. Yani sorun yok, tamam. Bazı şeyler benim elimde değil. Kimi ne kadar koyacağını bil yani Cansel. O da şu an hani benim evleneceğim insan ya, o dengeyi kurmaya çalışıyorum. Hani buna belki de alışmam lazım. Çünkü sen de ömür boyu hayatımda olacaksın benim. Umarım o da benim ömür boyu hayatımda olur. Anladın? Anladım. Yani zaten fazla söze gerek yok. Yaşıyorsun ve bitiyor yani. Eser de tabii ki benim de isterim. Mutlu ol. Biliyorum. İstediğini. Ama hakikaten Eser'in de yarın sana bir yanlış yapmayacağını malum. Hani herkes bilemezsin gibi. Anladın mı? Ve Eser sana yanlış yaptığında arkasını dönüp gittiğinde yalnız kalacaksın eğer dostların olmazsa. Bunu unutma. Ve hayatta her an her şey olabilir. Bunu sen de çok tabii iyi biliyorsun. Tabii hazırlıklıyım hem dost konusunda hem erkek. Ama erkekler için bir tık daha hazırlıklı ol derim sana. Tabii ilişkiler konusunda her zaman. Tabii o da benim her şeyim, kalbim ama sen de benim her şeyimsin, dostumsun. Melis de öyle, ikiniz de. Şimdi yalnız ben bir dakika dur. Ben kadın dayanışmasına varım. Gerçekten de öyle olmalı. Ama zaten bu evde ne kapris, ne ağlama, ne sinir krizi, ne birbirinize olan ihtiyacınız bitmiyor. O sırada Eser geldiyse zaten kaldığı süre 10 dakika şurada ve zorluklarla geliyor. Yani o tesellini niye biraz erteleyemiyorsun ve onların ilişkisini sanki biraz hafif alıyorsun. Eser gittiğinde ben kalacağım. Bunlar evlenme yolunda. Onu ciddiye almıyor musun? Şöyle ki ben son zamanlarda bunu zaten fark edebiliyorum. Ben Eser buraya geldiğinde görüşmesinler demiyorum. Ama biz o gün çok gergin bir gün geçirdik. Ve ikimiz Melis de orada ağlıyorken
o balıklarla falan ilgileniyordu. Benim hiç hoşuma gitmedi. Hatta Tankut geldi yanımıza. O bize destek oldu. Yani demek istediğim her şeyin bir zamanı vardır. Eğer biz burada samimi arkadaşsak ki biz Cansel'le daha da eskiyiz. Eser'in demesi lazım. Hani arkadaşların kötü durumda. Git biraz da onlarla ilgilen. Yani onu alıp da merdivenlere gidip oturması değil mesela. Ama pardon, aşık Dani, insan da onu pardon, göremez. Pardon Dani ama yani sen kaç yaşındasın burada ki yani bir Cansel'den destek falan bir... Burada kaç kişi var sen bir ağladın diye yani Cansel kalkıp sana bebek gibi şey mi başını mı okşasın? Yani Cansel... Bir de burada herkes bana böyle laflar ediyorsun da herkes burada yerini bilmeli. Sen Cansel'in içinde farklı bir yerin var ama evet. Benim farklı bir yerim var. Ben buraya geliyorsam Cansel için geliyorum. Eğer sen de ağlıyorsan o benim problemim değil. Evet anladın senin musun? Problemin değil ama biz yakın arkadaşlarız ve Melis'le ağlıyorken Cansel orada olmalıydı. Ayrıca sen yokken ben vardım. Bunu sen unutma. Yokken ben vardım yok o benim bu. Dostum. Kusura senin bakma yarın ama bundan sonra bir öyle bir şey yok yani. Malum. Böyle sen vardın ben o yoktum falan filan. O bak siz kavga ederken tartışırken teselli bulacağı ilk insanlarda biri benim Cansel'in. Yeah. Anladın mı? Okay. Hani bu ama, ayrı, aşk başka, dostluk başkadır. Bunu ama şimdi zamanlama bu dostluk. Bu kendini benim üstümde görme yani bu sen şeyi olarak yani. Senin ayrı bir yerin var, benim ayrı bir yerim var. Ama o yer bence Cansel'in de içinde bulunması gereken bir yerdi. Çünkü biz çok kötüydük orada. Yeah, okay. Ama mesela Eser gidince ben burada kalacağım falan filan. Dostluklar da bitiyor, aşklar da bitiyor, her şey bitebiliyor. Evet. Yarın ne getireceğini hiç bilmiyorsun. O yüzden böyle cümleler gerçekten senden çıkması hatta. Yani beni çok şaşırttı. Yani... Yo, realistim yani sadece Eser. Ben, yani dostluk da aşk da bitebilir. Zaten onu söyledim. Yarın öbür gün ne olacağını bilemezsin dedim. Farkındaysam. Ayrıca tamam, bir şey ama daha... Ama bir şey söyleyeceğim. Bu biraz bencillik değil mi? Bak, arkadaşın bir aşk yaşıyor. Hatta sözlü. Hatta bu işi evliliğe götürmeye karar verdiklerini açıkladılar. Sen bu evdesin, üzgünsün, yalnız değilsin. O an yanında başka birileri var. Ve bu eve biliyorsun erkek adayları çat pat girip çıkamıyor. Biliyorum. Bu adam 10 dakikalığına belli bir amaç için gelmiş. Jestini yapıp gidecek. Şimdi bu kızcağız orada ne yapmalı sence? Dost dediğin, evet yanında olan, ihtiyacın olduğu anda sana kol kanat gerendir ama sen de onun dostusun. Senin de onun halinden biraz anlayıp. Ya zaten bunlar günde 10 dakika görüşüyor. Adam da bir hediye almış gelmiş. Demen gerekmez mi? Bu kız zaten evet. 12 saat bu evde. Haklısınız ama o gün... Melis'le alakalı bir durum vardı biliyorsunuz ki ve biz Cansel'le yanlış anlaşıldık. Ve ben orada aslında Melis'in kalbini kazanmaya çalışıyordum. Ve o ağlarken benim gözyaşlarım döküldü. Cansel'in de aynı şekilde bunu yapması gerekiyordu. Bana değil, burada Melis'e de destek olması gerekiyordu. Asıl destek Melis'eydi aslında orada. Çünkü Melis çok kötüydü o gün. Senin öyle bir eksikliğin oldu mu veya böyle hissettin mi? Şöyle Seda Hanım, evet doğru söylüyorsunuz. O belki erkek arkadaşını günde 10 dakika görüyor. Ama sadece bir gün erkek arkadaşını 10 dakikanın içerisinde 1 dakika görmeyebilirdi. Yani öyle bir fedakarlık yapabilirdi benim dostum da benim için. Çünkü sen onu öyle hissettin, o yalnızlığı zaten hissettin. Zaten oydu yani. Anladım. Zaten benim ağlamama sebebi olan Cansel'di. O yüzden yanımda olması gerekiyordu. Diğerlerinin benim yanımda olmasının benim için bir anlamı yoktu zaten. Ağlamama sebebin Cansel değildi Melis, kusura bakma. Eser'cim. Senin yaptığın tavırlar, o şaka güzel karşılanmadığı için sen ağladın. Eser sen benim ağladığımı ki... sen mi, Nate'in ağladığımı sen mi tahlil edebiliyorsun acaba? Sen zaten her şeye ya ağlıyorsun ya gülüyorsun bir ölsün böyle yani bir Cansel'den bir tepki gelmedi diye yani bu olmadı. Lütfen onu şey yapma şu an. Ben bir şey bir saniye Cansel. Eser şu an sana cevap vermiyorsam bunun tek sebebi Cansel haberin olsun. Tamam mı? Tek sebebi Cansel. Okey cevap verebilirsin ben okay. Sana o yetkiyi okay. Veriyorum. Evet araları İngilizce karıştırınca daha sempatik oluyorsun haklısın. Şu an ben sana o yetkiyi veriyorum. Çünkü ya hadi ya bakayım. Eser Melis. Seninle hadi bakayım. Olmuyor. Okey hadi bakayım. Ben bu hadi çok merak hangi ettim. Hangi yetkiyi veriyorsun? Bana konuşsun cevap mu? Verme yetkisini ben sana veriyorum. Hayır lütfen. Eser'cim bak ya. Sen hayır. Bana ya Cansel'cim lütfen hayır, aramıza ben, girme. Ben Cansel'cim lütfen aramıza girme. Bak sen bana yetki verebilecek kapasite şey, değil miyim? Öyle değil mi? Ha okey. Bu sözleri herkese duymuştum da tekrar şimdi tekrar. Yeni şeylerle gelir misin bana? Tekrar başla hadi bakayım. Gel başa saralım. Eser haddini aşıyorsun tamam mı? Gerçekten haddini aşıyorsun. Ben şu an ne yapıyorum biliyor musun? Yazık sana üzülüyorum. Senin sabrını ölçüyorum. Benim sabrımı ölçemezsin. Okay. Çünkü benim sabrım yeterince var. Ve sen şu an o kadar hareketlerinle bana şeyleri gösteriyorsun ki
I like you. You're my friend. Ya ben seni gerçekten seviyorum. Ben bu tartışmaya şu an şaka olaraktan girdim. Bak sen dilere çekiyorsun. Ben şu an seninle o kadar tartışmıyorum. Ben şu an bunu bitiriyorum. Ben seninle tartışmıyorum mesela. No 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 ama o söylediğin sözler. Ben seninle tartışmıyorum. Şu an bir tuzak kurdum, o tuzağın içine düştüm ve gerçekten eksi puan aldım. Sen bana tuzak kuramazsın. Ya eksi mi aldım? Sınavda mıyız? Ben sana öyle bir şey yaptım şu an ve you failed miserably. Eser'cim lütfen. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bir Cansel söylemek istiyor. Tamam. Muhatap daha önemli. Okay. Eser'in açısından bakınca Eser haklı. Dani ile Melis'in açısından bakınca da onlara da hak veriyorum. Ama şöyle bir şey şimdi Eser'le siz konuşurken Eser gerçekten ikinizi de çok seviyor. Sizin de onu çok sevdiğinizi biliyorum. Tamamen temiz ve iyi niyetle söylüyor. Eser'cim Dani ve Melis de aynı şekilde senin için tamamen iyi niyetle konuşuyorlar. O yüzden hepsini çok seviyorum ve aralarında geldiğiniz için. Tamam sen aralarına kalmamak için bu konuşmayı yapmak zorunda hissediyorsun kendini. Aynen öyle. Kimsenin bizi sınava tabi tutmasına ihtiyacımız yok. Sınav değil Melis. Sınav kimse sınavı tutmuyor burada. Benim de ihtiyacım yok. Ya Ceyda sen de kes çeneni ya her şeyden giriyorsun araya. Konu benim konum. Şey, ne konu senin konu konan değil kızım ya. Her konuda giriyorsun araya. Cansel bir şey söyleyecek oluyor. Ay benim ilişkim de şöyle. Mehtap bir şey söyleyecek oluyor. Ay ben de böyleyim. Ay Adnan da şöyle yapmıyor. Ay bu da böyle yapmıyor. Her şeyde müdahil olmaya çalışıyorsun. Her şeyde kendini göstermeye çalışıyorsun. Bir kes çeneni de otur ya. Allah Allah. Şu an nesin biliyor musun? Ya sus. Cırrık kuşusun. Aa, tamam, cırrık kuşu değil de bir şey var mı yok mu onu bir araştıracağım. Var köyde var. Köye götüreyim anca senin köyünde olur zaten. Tamam, git köyünde yaşa ya. Sakın. Mecbur değiliz final gecesi sizin bağırışlarınızı çekmeye. Sakın abi. Tamam bitti bu konu. Dani'nin başka bir yaptığı yorum var. Ceyda'yla Adnan'la ilgili. Bir ona bakalım. Dani'nin bu yorumuna bakalım. Hazır konu Dani'den ve yorumlarından açılmışken. Bunu da konuşuruz. Ay kırmızı odalara hakikaten artık romantizm yaşamayacağımız kimseyi çağırmayalım ya. Evet. Yani. Evde ama, zaten ediyoruz muhabbetimizi. Ama romantizm yaşayacak insan yok. Bugün savaş yaratın. Var. Abi senin var da bizim yok. Benim ne var? En sevgilim mi var? Tankut var. Sevgilim yok ama romantizm yaşama ihtimalim var. Tankut sevgilim mi benim? Ama en azından romantizm yaşama ihtimalim var. Evet ya en güzel romantizmi ben Tankut'ta yaşıyorum. Aha hit kumaşım benim. Kıymetini bilememişim. Şey, bir gül bile hediye etmesen. Tankut'un annesinin içeri giriş şekli. Elinde böyle Hint kumaşımla geldim. Kime vereceğimi bilmiyorum. Çok tatlı annesi var onun dedi. Ya. Ondan sonra aldı boynuna taktı kimseye vermiyorum. Çok tatlı. Vermedi hakikaten. Şeyi hatırlıyor musun? Ben diyorum ya aa Tankut kokuyor. Sen diyorsun ya nereden biliyorsun kokusunu? Nereden biliyorum? Parfümünden yani. İnsanlar hata yapabiliyor. Yaptığım en büyük hata da Emre'yle birlikte olmak. Emre ismini herkes hatırlayacak ama seni bir Allah'ın kulu bile hatırlamayacak. Sen bize saygısızlık yaptın. İlişkimize saygısızlık yaptın. Senin samimiyetine hala güvenmiyorum. Burada artık daha fazla birbirinizi yıpratmanızı istemiyorum. Canı gönülden gitmeni istiyorum. Yazacağım aklıma gelmezdi ama kalp kalbe karşıdır. Ne olacaksın bu iş ya? Hangi iş? Bu bitmeyen iş yani başlamayan iş. Bu Hint kumaşı muamelesi ne olacak? Olan iş, olmayan iş. Kimseye ben gitmiyorum. Anlamadım sizin işi de o yüzden bu, soruyorum. Bu aslında bir iş değil. Bu sadece zamanı en güzel şekilde geçirmek ve yaşamak. Buna karar verdik. Yani bunun derinliklerini kazıdıkça, bir şey aradıkça olmuyor. Biz de dedik ki böyle olsun. Oldu. Ne olalım? Şimdi kanka mısınız? Yok, kanka değil. Biz sadece olan zamanımızı en iyi şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Beraber bilgi olduğumuz istemeye zamanlar. Hakkı var mı peki bu durumda? Efendim? Tankut'un mu? Evet, yani neymiş? Aylardır burada Dani Dani deyip de bir adım bile ilerlemeyip arkasından ilgi istiyoruz demenin gibi bir hakkın var mı senin? Ne açıdan ilgi istiyorum? Romantik bir ortam yaşama gibi bir hakkın var mı? Sen bir bayana bir adım bile gitmiyorsun. Aylarca Dani Dani diyorsun, bir adım gitmiyorsun. Sonra da işte biz ilgi istiyoruz diyorsun. Ne zaman demiştim ben? Bu nasıl bir şey ya? Yani çelişki. Hayır ben şunu söylüyorum. Ben şunu söylüyorum. Yani. Sen değil de ben bu benim fikrim. Bir saniye. İster karar ver ister vermem. Yani ben hayır, yaşatırsam ben şunu romantizmi alır Sedan, zaten. Burada böyle bir şikayetleri var işte. Hep ilgimiz eksik, ilgimiz eksik. Yani siz bir adım gelin ki bir görün. Hani ben siz şunu bir adım savunuyorum. Gelin de bayanlardan Sedan da görün yani bence. Mehtapçığım benim savunmam şu iyi konusunda. Ananın kuzusu musun sen? Eğer müsaade edersen konuşabilirsem konuşacağım. Hiçbir başka bir şey demeyeceğim. Ama söylediğim her lafın arkasında sözümü ağzıma tıkma
çabası hayır, yaparsan konuşamayacağım. Hayır, sözüm bitmemişti de ben sözümü bitirdim. Sen ananın kuzusu musun? Ona da geleceğim. Önce ilk söylediğinden başlayıp annemin kuzusu olup olmadığını da sana ileride eğer konuşturursan söyleyeceğim. Hazır mısın konuşacaklarıma? Hazırım. Tamam. Bir, ilgi istemek genel konuşmadan bahsediyoruz. Sevgi istemek hepimizin hakkı. Şurada dört aydır hepimizin sevgiye ihtiyacı var. Evet, ama bunu zaten farkındayız. Hoşlandığın, ilgilendiğin insandan istersin. Hayır, bunun şu anda şöyle bir farkındalık var bu iki ev arasında. Sevgiye odaklanan ilişkilerde insanlar açmaya başladılar. Mehtap'ın açtığı gibi. Yani biz senin sonunda Murat'ın gösterdiği sevgiye açılmanı o kadar iyi aldık ki ve senin pozitifinden o kadar iyi etkilendik ki biz bunu acaba başka gelin adaylarına verip onların da açılmasını sağlayabilir miyiz diye düşündük. Yani sonuçta ilgiye benim isteğim olduğu kadar bence burada herkesin ihtiyacı var. Bir, anne kuzusu muyum? Evet, her yavru annesinin kuzusudur. Ama ben annemin söylediği laflarla, annemin bana işte çizeceği yolla zaten gitmedim şimdiye kadar. Annem de bunu her zaman savunur. Ama annemin kuzusu muyum? Yavrusu olduğum için senin kendin anne kuzusu olduğun ve hepimizin anne kuzusu olduğumuz gibi ben de anne kuzusuyum. Yani bunda da kötü bir şey yok. Bitti mi? Tatminkar oldu mu? Hayır. Peki. Neden biliyor musun? Evet, hepimizin ilgiye ihtiyacı var, hepimizin ilgiye ihtiyacı var. Burada bir sürü bayan var. Hepimiz toplu herkese ilgi gösterdiğimizde farklı yönlere çekiliyor beyefendi. Bir saniye, bir saniye. Burada ilgiye ve sevgiye ihtiyacı olmayan varsa lütfen tabii elini kaldırsın. Tabii ki herkesin kaldırsın. Var. Benim yoksa burada ilgiye, olmaz. Ama olması gereken kişilerden. Benim ilgiye ve sevgiye ihtiyacım yok desin. Buyurun efendim. Var mı ihtiyacı olmayan anlatmaya ilgiye ve sevgiye? Anlatmaya çalıştığımı niye saptırıyorsun? Benim var ilgiye ve sevgiye. Sen niye lan mehtaplığını yapıyorsun ya? Sen bir susun, bu benim fikrim. İster saygı duyar, biz aramızda konuşuruz. O zaman senin ilgiye ihtiyacın olmayabilir, öyle mi? Hayır, ben öyle tabii ki karşılıklı sevgi. Ama sen aylarca bir arpa boyu bile gidemedin. Ceyda ve Nur artık aranızda konuşmaktan hep sıkılmadınız. Hep derden ediyorsun. Sevgili Kırmızı Mehtapcığım. Kırmızı odaya gidiyorsunuz, hiçbir romantizm yaşamıyorsun. Sevgili Mehtapcığım, benim arpa boyu gidip gitmemem bana ve benimle bu arpa boyunu gidip gidemeyen Dani'ye bağlıdır. Eğer Dani ve Tankut arpa boyunu gidip gitmedikleri zamana bakmayıp mutlularsa oldukları durumda o zaman bu bizim mutluluğumuzdur. Siz de bu mutluluktan mutlu olun. Ama Dani mutlu olsa böyle konuşuyor olur muydu? Yani niye sürekli bir dakika Mehtap. Dani mutlu olsa böyle konuşuyor muydu? Dani bu işin mi attı? Dani'ye sorun. Dani mutlu olsaydın böyle konuşuyor olur muydun? Veya Gürkan bu eve geldiğinde bir gün içerisinde tercihini Gürkan'dan yana kullanır mıydın? Hı hı. Demek ki Dani'de bir mutluluk yok ya da bir eksiklik var. Şimdi şöyle, ben Tankut'un bendeki yerin her zaman farklı bir yerde olduğunu her zaman savundum. Evet, Gürkan'la alakalı çok fevri bir karar aldım ve sonrasında kararımın yanlış olduğunu gördüm. Ama her zaman Tankut bende aynı kaldı. Ve şu anda mutlu muyum? Mutluyum. Beni zaten gülümseten adamın burada Tankut olduğunu hep söylemişimdir. Hatta onun için muhatap da çok olmuşum durumunda. Şu an ben bulunduğum durumdan dolayı mutluyum. Tankut'un sevgisine ihtiyacım var mı diye de sorsanız, evet. Ama burada yaptığın şey, yorum o zaman başka bir şey. Yani Tankut'la biz ilişkideyiz, ay çok romantik. Sevgili değiliz şu anda ama biraz esprivari, benim himsumaşım dedim. Var. Ya ama orada tamamen mizah var. Ben öyle gördüm Erdem yani. Erdem de bir şey paylaşmak istiyor. Sarkazm da öyle. Ben az önce Mehtap'ın dediği o adım atma olayına takıldım. Yani, bir dakika. Yani size göre Mehtap'a sormak istiyorum ama adım atmak nedir? Yani illa gelip bir şeyler göstermek mi yoksa onları hissettirmek mi? Veya adımın boyutu ne kadar sizin için? Böyle bir şey mi lazım yoksa? Erdemciğim, bir şeyler hissettireceksin ki kız başkasına adım atmayacak. Bir şeyler hissettireceksin ki romantizmi yaşayacaksın. Bir adım gideceksin, bir adım fazla gideceksin ki farklı duygular hissedebilesin. Peki istikrar diyorsun, istikrar adım değil midir senin için? O istikrarlı durduğu yerde hiç yoktan iyidir, şu an elde kenarda duruyor. Benim fikrim bu. Sonuç olarak bir adım kötü atmış oluyor mu? Kötü niyetle kesinlikle söylemiyorum ama Dani için en iyisini söylüyorum şu an. Hiç yoktan iyidir. Emin ol ya, kötü niyetle söylemiyorum. Ya o benim fikrim biraz bu. Yanlış oluyor çünkü. Hiç yoktan iyidir. Yani. Yani yanlış oluyor. Benim sorularımı cevaplayamıyorsunuz ve tatmin olmuyorum zaten ben cevaplardan şu an. Burada. Yani artık, hiç yoktan iyidir. Erkeksiz kalmaktan mı iyidir? Karşı evde adayı olmamasından mı iyidir? Evde kalmak için can simidi midir? Seda hiç yoktan iyidir, her yöne çekilir. Seda Hanım, bir şey sorabilir miyim size? Tankut'cum. Bir ilişkideki en önemli temellerden biri nedir iki insanın bir araya geldikleri zaman? Sebebini mi soruyorsun? Niye mi gelirler? En önemli unsurlardan iki insan bir araya geldiğinde bir ilişki zaafında, süresinde en önemli unsurlardan biri nedir? Mutluluk değil midir? Unsur değildir o. Mutluluk bir amaçtır. Tamam. Amaç mı? Niye? Bir mutluluk amaçtır. Ama unsur sevgidir, saygıdır.
Mutluluksa falan. Amaçtır, varılan noktadır. Yani mutluluk aslında bunların hepsinin toparlanır mı? Hayatın toplamıdır. Tek neden mutlu olmak değil mi hayatta yaşamamız? O zaman biz beraber geçirdiğimiz zamandan mutlu oluyorsak bunun daha yani daha tartışılması gerek var mı? Ama biz buraya evlenmeye geldiysek, ömür boyu mutlu olmak istiyorsak birbirimizin zamanını da çalmamamız gerekiyor. Ya Seda Hanım çok özür dilerim. Ben Dani'nin zamanını çaldığımı zaten zannetmiyorum. Başından beri zaten bunu konuşuyoruz. Kendisi de bunu biliyor. Yani zamanında evet. Ben işte sen başka adayları tanıyabilirsin dediğimde ben çok tepki aldım. Tanıdığı zaman ben kendim de şaşırdım ne yapacağımı. Ama bunlar gerçekti. Ben bunları yani gerçek söylemiştim. Güvenerek söylemiştim kendime. Fakat çıkabilecek herhangi bir sonucun ne olacağını bilmiyordum. Benim için de bir tecrübe oldu. Ya şöyle bir şey. Konuşma yolunda mısın sen? Ya ben Dani'yle anı yaşıyorum. Ben hani Dani'yle yaşadığım kadar program benim de modelim bu yani. O da ona model uyuyorsa... Model bu ama dışarıda bile bir kadına bir süre sonra ben sadece anı yaşıyorum dersen tepki yani alırsın. Yani Seda Hanım hala aynı şey yapıyorsun. Seda Hanım dışarıda tanışmak farklı. Çünkü burada biz yani ben 5 dakika... Bir de burada dakika... daha netiz bir de burada amacımız evlenmek yani, o tamam var. Tamam da şimdi ben şunu anlayamıyorum. Ben illaki burada haftanın işte 5 dakika burada 5 dakika burada tanıdığım bir adayla ben yani... Direkt Godoslama gidemem. Kusura bakmasın. Tabii kimse. Gidemezsin. Ben böyle bir insan kız Gökhan'a gitti yani. Geldi. Nasıl gitti tanıyacaksın? Tamam ben böyleyim ki. Ya. Beni olarak almayan bir gelin adayı varsa gelsin karşıma demedim mi ben bu programa başlarken? Tamam, ben sen Dani'yle tanışma beni yolunda mısın? Beni bu şekilde mısın? Anlayabilen, benle beraber olmak isteyen benle beraber olur. Bir şey sordum. Anlayamayanlar için de 7 başka aday var zaten. Dani'yle tanışma yolunda. Yani. Bence onlar tanışmaya geçti sanki. Biz çoktan. Evet, çoktan. Ya şöyle bir şey var. Şimdi burada hiç kimse için mecbur istikamet değil. Ben zaten bu konuya da değineceğim. Bu evde kalma çabasında olsaydım buraya döndüğüm zaman Tankut'la devam ederdim. Hiçbir risk almadan Gürkan'a dönmezdim. Böyle bir çabam yok. Ama Tankut'un yeri bende çok ayrı gerçekten. Ve evet, beni şöyle bakıyorum adaylara. Beni orada en mutlu eden ve yanında en mutlu olduğum kişi Tankut. Ve bu benim için çok büyük bir şey. Çünkü benim buna ihtiyacım var. Bunu hiç kimse de yadırgayamaz. Bu hayat zaman neyi gösterir bilemeyiz. Ama beni kim mutlu ederse ben onun yanındayım. Seda Hanım bana söyle. Mehtapçığım. Şimdi fikrimi söylemek bu istiyorum. Fikirden önce Dani'nin başka ilişki hakkında bir yorumu var. Bir ona bakalım. Kendi Tankut'la olan ilişkisi hariç. İlişki illa kadın erkek ilişkisi demek değildir. O yüzden bu kelimeyi rahat kullanıyorum. Her türlü arkadaşlık da ilişkidir. Evet. Dostluk da ilişkidir. O yüzden ilişki ilişkidir. Ben sana o yüzden rahat kullanıyorum. Şimdi Dani başka bir çift hakkında, bir ilişki hakkında da fikir yürütmüş. Onu bir izleyelim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne oldu Ceyda'da? Benim fikrim bu. Şimdi burada Ercan'la bir tanışma yoluna girdi Ceyda. Evde kalmak için. Tamam mı? Sonra baktı ki olmuyor. Ercan'la böyle sallana bir şeyler yürüttü. Sonra tık ekranda Adnan'ı görünce, bir de üstünde çiçekler, hediyeler görünce, kadın olduğumuz için bunlar bizim hoşumuza gider. O da aldandı bir güzel bunlara, hoşuna gitti. Bunu Ercan'dan ayrılmak için kullandı ve elendi. Ama sadece onlardan hoşlandı. Ve sonra geri geldi. Zaten zaman geçmişti. Adnan'a zaten bir aşk yoktu. Sadece hediyelerin ve çiçeklerin bir aldanmışlığı vardı. Şimdi de görüyoruz zaten. Yani. O zamandı. O anlık bir şeydi. Ama yürümez. Yürümedi. Bak. Adnan'ı kıskançlığından yapmadı. Seni kıskandığı için yaptı. Beni kıskanıyor Adnan seni değil. Seni kıskanıyor. Çünkü sen ondan daha güzelsin. Beni başlı başına kıskanıyor. Bunu bana kendi göre, ağzıyla söylüyor zaten. Evet seni zaten söyledi. Adnan'ı kıskandığını da ben de hiç sanmıyorum. Hayırlısı ya. Yani. Yani kim kime gerçekten bir şey hissediyor. Kim kime hissetmiyor belli. Mesela Ayça. Emre'ye karşı zerre bir şey hissetmiyor. Ben gözlerinden görüyorum. Ceyda. İlk başlarda tereddüt ediyordum ama artık eminim. Adnan'a karşı bir şey artık hissetmiyor. Erdem'le Melis. Mesela koptular. Hani burada her şeyi apaçık biz görebiliyoruz yani. Dışarıdan göz olduğumuz için. Aynen. Bunu istedikleri kadar saklasınlar yani. Mesela senin Emre'ye bakışın. Dolu dolu. Görebiliyoruz. Ama bunlar için zaman gerekir ya. Hani... Çünkü Adnan Ceyda'ya karşı bir şeyler hissediyorsa kesinlikle hayır der. Kırmızı odaya beni kimse çağırmasın dediğine göre bunu da der yani. Yani. Ki demeli de. Eğer demiyorsa o zaman Adnan da Ceyda'ya karşı bir şey hissetmiyor.
Hala hani bu evde ciddi aldığın hiçbir ilişki yok galiba. Maşallah sana. Ben tam adaptim ama ya. Maşallah sana. Bayılıyorum. Ya, bir şey söyleyeyim. Aynı anda konuşmayalım. Aynı anda konuşalım. Ayça başla. Başım Dani'cim. Tespitin doğru gerçekten hissetmiyorum. Tamam. Ayça bunu yaptı. Peki başka cevap. Teşekkür ederim. İstiyorum. Az evvelki Dani'nin burada kimse kimseye mecburi istikamet değildir sözüne kesinlikle katılmıyorum. Burada ben Murat'a mecburi istikametim. Sen de benim için öylesin. Adnan'la Ceyda birbiri için mecburi istikamet. Değiller çünkü onlar birbirleri için buradalar. Ben Murat için buradayım. Arkadaşlar ilişkisini başka ciddiye almayan var mı aranızda Dani gibi düşünen? Ciddiye almamazlık sen Cansel'le Eser'i birbirine asla. Tamam mı? Cansel görünen köy kılavuz istemez. Ben seni az evvel her şeyi görüyoruz şu an bana söz hakkını dedi. Görüyoruz. Sözünü bitirebilir misin? Görüyoruz dedin sen ve kim? Daniela. Dani'ye katılan kim var? Sözümü bitirebilir miyim? Sen yaşayamıyorsun diye. Melis var. Ben sözümü erkeklerden kim var Dani'ye katılan? Cansel. Cansel cevap ver. Dost duran düşmanlarına dikkat et. Ya. Ya. Buyur cevap ver. Bu Cansel. Çok ağır oldu Eser. Ya. Çünkü Dani'ye artık bundan sonra ben varım Dani. Okey? Yanlış bundan sonra artık ben varım. Yanlış konuştun. Şu anda çok yanlış konuştun. Ya. Çok yanlış konuştun. Yani sen, en son kişiye söyledim bunu. Sen, çok yanlış sen konuştun. Çok yanlış konuşuyorsun. Hala da yanlış konuşmaya devam ediyorsun. Ağla bir de. Tavırlarına Eser. Dikkat çok et. Ne, kim olduğunu ya, bil. İlişkimize bil. Araya girmeyin. Yanlış konuştun. Kimse kimse için mecbur istikamet demek ne demek ya? Evet ya. Evlendirme evet, programındayız. Bir konuşuyorum açıklayayım. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ben görebildiklerimi dile döküyorum. Ceyda ilk önce Adnan'a karşı bir şey hissediyordu, artık hissetmiyor. Dur burada noktayı koy. Atmazdı. Noktayı koy. Hani... Şimdi cevap hakkı doğuyor Ceyda. Aynen Seda öyle. Hanım ben Ercan'la bir tanışma yoluna girdim ama evet, ben Ercan'a evet. Kesinlikle zaten kızlar benim Adnan'ı gözlerimden... Adnan'ı görünce de ertesi gün bıraktın gözlerim, hatırlıyorum. Evet. Gözlerimden anlıyordu Ercan'a hiçbir şey hissetmedi. O zaman çocuğun duygularıyla oynadı. Şimdi başka bir şeye bakacağız. Mehtap ve bir dostu. Erkekler ev hakkında şöyle genel bir değerlendirmede bulunmuş efendim. Bunu bir izleyelim. Erkekler evi ne diyecek? Arkadaşlar fikrime saygı duyun. Lütfen rica ediyorum. Baktı hiçbir şey olmuyor. Kimseden olacak bir şey yok. Burada da olamıyor. Yüzü tutmadı. Şimdi Tankut'a geri dönüş yaptı. Tankut'u nasıl oldu da geri kabul etti acaba? Canım Tankut da demedi yalnız. Ay erkekler masaja hayır diyemiyor demek ki kızlar. Ben hala niye Tankut demediğini anlamadım. Şeyde tahmin oyununda. Ha Tankut demedi Selçuk dedi. Ben Tankut çağırır yani gayet kötü bir şey söylemedi ki onun hakkında. Dani'nin ikinci sillesi geliyor Tankut'a. Evet. Akıllanmaz. Yalnız şey Selçuk mantıklı bir çocuk. Yani karakteri bence oturmuş yani kesinlikle. Konuşmalarından belli vicdanlı. Güzel yetiştirilmiş. Kendini de iyi yetiştirmiş. Bilemeyeceğim. Ya hiç belli olmaz. İyi bir enerji verdi. Belli olmaz evet ama ben kötü bir şey almadım yani. Burada iyi enerji verip de sonra neler yapanlar oldu. Yani girer ben evet yanılabiliyorsun. Değil. Ama hani şey... Üşüdüm ya nasıl hissediyorum. Bir şey hissetmedim yani. Böyle. Egosu yok şey o başka bak. Egosuz egolu insanları değil. Severim bak, evet. Çok doğal bir çocuk. Egolu değil evet. Bak, egolu egol olmadığı değil. İçin sevdim ben de. Peki sizce erkek evinde kimde ego var? Şu anda mı? Evet. Emre'de var. Evet. Ego herkeste olan bir şey ama bunun dozajını belirlemek lazım. Tavan yapmış ama Nirvana, birilerinde. Nirvana'ya ulaşmış. Emre'de ego varsa Gözde de var. Aşırı ne kadar uyum. Söz erkeklerde. Yani bence... egosu tavan yapmış Emre ne diyorsun? Benim egom tavan yapmış yani. Ne diyebilirim ki? Yani tavan da seviyorum. Ve bunu çok teşekkür Nur'la ederim. Birlikte çok havalı söylüyorlar. Görüyoruz biz seni. Canım zaten. Benim. Hı-hı. Orada yani hani bence bak şöyle düşünmen lazım senin. Ego zaten herkeste var. Gerçekten hepimizde var ayrı ayrı. Hepimiz bunu karşımızdaki insanla tartışırken zaten üst seviyeye çıkartıyoruz. Şimdi ben sana burada eğer bağırsam, çağırsam, çemkirsem sen nasıl böyle bir şey dersin? Mehtap desem zaten egolu bir adam olurum. Kötü bir şey söylemedim. Anlatabiliyor muyum? İyi bir yani şey. Hani yalnız şundan senin kaçman gerekiyor Mehtap. Biz seni bu kadar çok severken
burada Ayça ile aranızdaki o bütün düşmanlıkları unutulup bir anda bir araya gelip bizim arkamızdan böyle sallanılması da bana samimi gelmiyor. Kusura bakmayın yani. Benim bu evde kimseyle hani düşmanlığım olmadı. Ne senin Ayça ile oturup kalkman ne de Nur'un Ayça ile konuşması hiçbiri bana samimi gelmiyor. Bu seni hiç ilgilendirmiyor. Samimi değilsin çünkü. Yani bir hafta öncesinde Mehtap'la ikiniz neden biliyor musun? İki hafta öncesinde burada şurada ikiniz muhabbet ediyorsunuz. Tamam mı? Benimle alakalı konuşuyorsunuz. Ondan sonra yani birlikte konuşuyorsunuz. Sonra bir arada bir anda Ayça'yla can ciğer dost oluyorsunuz yani. Sen Nur'u bana yönlendirmeye çalışıyorsun. Sonra Ayça'yla kankasın. Yani bu nasıl bir samimi? Orada ben sana Nur'u bakmayın yani. Ben sana evet. Nur'u yönlendirmeye, Nur'la aranızı yapmaya mı çalıştım ben? Hayır, burada konuşmalarını ben gördüm, izledim. Yani ne konuşmuş? O kadar çok şey konuştun ki işte Emre umut verdi şöyle. Ya yani onları da yaptın. Sonra Ayça'yla kanka giderken vedalaşmadın kızla. Evet. Neler yaptınız yani? Hani kanka yok, oluyorsunuz, bitti bilmem mi? Ne oluyorsunuz, Ayça sonra bize saldırıyorsunuz. Bitti mi, cevap verebilir miyim? Tabii ki de verebilirsin. Heh, biz orada ortamda gördüğün gibi oje sürüyorum. Kendi herkes kendi fikrini söylüyor orada, tamam mı? Ben senin egolu olduğunu düşünebilirim, bu benim fikrim. Ayça da yanımdaymış, şey yapmış. Biz Ayça'yla düşman olduk. Ya zaten benim biz fikrim. Biz ne kavgalar ettik? Emre Ayça konusunda Seda Hanım kesinlikle burada söylüyorum. Ekranda da görsünler, kesinlikle tarafsızım. Şimdi bu evde uzun bir aşk yaşandı. Az önce konusu geçti. En azından Dani'nin hani iddiaları ve daha doğrusu tespitleri üzerine bir kişi elini sıktı. Doğru, artık ben Emre ile ilgilenmiyorum, gözümde bir şey yok, bunu doğru anlamışsın dedi. Peki, o gelin adayının o uzun süreli aşkla ilgili bir iddiası vardı. Bir de ona bakalım efendim, değerlendirelim. Emre'de de ego olmuş, oluşmuş yani artık, var yani egosu. Acaba bu evde egosu olmayan bir erkek var mı? Düşüneyim, vallahi yok. Adnan, Emre'nin de bu kadar popüler olmasının sebebi benim. Bu kadar net. Emre yapan benim yani. Nasıl edeceğiz? Öyle ama. Hadi ilk günden edelim. Beri Emre dedim. Emre. İnsanlar direkt Emre'ye yöneldi. Emre kim? Ayça Emre diyor. Sürekli Emre. Emre'yi Emre yaptım abi. Al işte. Sürekli Emre dedim. Sürekli peşinde koştum. Ben direkt Emre'ye dönüyorum. Yani çok şaşkınım. Teşekkür ediyorum Ayça beni Emre yaptığın için. Bak benim sayemde hediyelerin de geldi, gördün teşekkür mü? Teşekkür ediyorum. Yani rica beni ederim, ne demek? Bu kadar yücelttiğin için. Teşekkür ederim. Sen ya, farkında mısın ne söylediğini? Evet ya? Farkındayım. He? Senin evet, aklın başında mı? Evet. Sen mantıklı mısın? Evet. Ya sen var ya. Bu arada hediyelerin geldi sayemde. Gördüğüm. Çok sevindim. Ya sen kimsin? İyi, o bana dedi ya çiçekler gelmiş sayende diye. Bir insan kıskanç olmayacak. Olunca sonuçları bu oluyor. Senin neyini kıskanacağım? Bir. İkincisi de... Senin neyini kıskanacağım? Her zaman... Her zaman dedim ki... Yani ayıpsız ayrılık dedim. Ama sen ayıbın en büyüğümüzsün, yok ben onu fark ya, ettim. Ayıp sayıp başka türlü oluyor. Gerçekten ayıp sen, yok, kusura sen yaptığın ayrıca ayıpların üstünü örtmek yerine ayıplarına yenilerini ekliyorsun. Tamam mı? Sen hiçbir şeye saygı duyan bir insan asla değilsin Ayça. Tamam mı? Geldin, sen çok saygılısın. Bu evde doğru düzgün sen bir şeyler yaşamaya çalıştık. Evet, çok saygılıyım. Tamam, o zaman sen ne yaptığının farkında mıydın ya? Sen bu eve ilk geldiğin günlerde sen böyle yayıla yayıla oturuyordun. Ben sana neler anlatmaya çalıştım, ben sana neler vermeye çalıştım. Teşekkür yazıklar ederim, olsun sayenden sana. Tamam mı? Ya artık bunları gözleyiver, bana değil. Seni hiç ilgilendirmiyor, tamam, kime vereceğim de. Tamam, o zaman benimle polemiğe lütfen girme. Seni hiç ilgilendirmiyor, kime vereceğim lütfen de. Lütfen girme. Yani senin yaptığın o yanlışlıkları evet, düzeltmek... Öyle. Düzeltme. Benim canımı okurken sen bu kadar rahat karşıma geçmiş orada öyle bir konuşuyorsun evet, ki Emre'yi ben Emre yaptım. Evet, vay öyle be. Evet, ben öyle neymişim? Ben zaten evet, hiçbir şeydim. Tamam mı? Benim bu hayattan almış olduğum hiçbir ders yoktu. Anamın babamın bana öğrettiği hiçbir şey yoktu. Benim gördüğüm hiçbir şey yoktu şu dünya üzerinde. Her şeyi sen öğrettin bana. Tabii canım. Harikasın. Ben sana 3 ay ders öğretmişim. Yemin ederim bir alkış istiyorum yani. Teşekkür ben ederim. Ben Ayça'nın bana öğrettiklerinden dolayı ona alkış istiyorum. Canım benim. Teşekkürler. Erkekler tarafından konu... Murat mı bir şey demişti? Videoyu izlerken. Onu izlerken şöyle bir şey söyledim. Ayça mıydı da Emre'yi Emre yaptı? O geldiğinde. Her kim ne yaparsa kendine yapar. İyi de kendine yapar, kötüyü de kendine yapar. Kimse kimseye bir şey yapmaz. Görünen her şey ortadaydı, yaşandı ve görüldü. Yok canım, her şey karşılıklı not abi. O da beni Ayça yaptı zaten. Ayça, bir gün bu yarışma yani bitecek. Öyle düşünüyorum. Buradan yani hepimiz gideceğiz. Eser lütfen, Emre, sen benim hakkımı herkes yapma, hatırlayacak. Lütfen. Ama seni bir seni Allah'ın kulu bile hatırlayacaklar, emin ol. Ama sen benimle öyle sen bir muhatap unutulacaksın olma ki, şşt, öyle bir yeryüzünden silineceksin ki ve evet, öyle bir insansın ki. Tamam, hakarete girmeyin. Ben şunları biliyorum. Sen bu kadar...
Niye? Ben, bakın. Ayşe'ye şunu soracağım. Sen Emre'yi Emre yapmak için mi onun oldun? Hayır. Sevdin, aşık evet. oldun, onun oldun yani. Gereksizmiş yani. İnsanlar hata Ay. Yapabiliyor. Yaptığım en büyük hata da Emre'yle birlikte olmakmış. Ama Emre o ilişkide yanlış adam olsaydı... Bir saniye. Bir dakika. Ya Emre o ilişkide yanlış davranan adam olsaydı, halk bu kadar sevecek miydi onu? Halk sen onu bu kadar sevsin. Sevecek miydin? Yok, gerçekten sevebilir. Beni hiç ilgilendirmiyor. Emre'yle alakalı hiçbir şey sevmiyor. Ben seni de çok hata seviyorlar. Yapmışım diyorum. Gerçekten. Senin yaptığın en büyük hata doğmuş olman. İşte bu kadar hata kolay. Diyorum. Bu kadar kolay. Ben aranızda bu kadar kolay diyebilecek insan değilsin sen sakın. Emre senin karşına çıkabilecek sakın. En düzgün adamdı yalnız. Sen benim karşıma çıkan insanları biliyor musun? Sen bak ben sana hiçbir yani, şey demiyorum. Yani Ayça bak seni çok seviyorum ya. Sadece ama etrafındaki Emre karşına insanlar çıkabilecek en düzgün insandı. Bu kadarını söylüyorum. Sen, ben sana hiçbir şey hayat demiyorum. Hayat Emre'den ya. İbaret değil ama. Değil, evet. O yüzden ve sana... Ben saygı duyuyorum, onunla iki aydır bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ben 4 haftadır ya da 6 haftadır sana ne anlatmaya çalışıyorum? Bana hiçbir şey anlatmayın sen. Ne sen anlatmaya çalışıyorum? Madem ben doğru değilsin. Bir adam değildim. Çocuklar birbirinizi dinleyin. Madem ben hatalıyım ya da ben senin hayatına bir hataydım. O zaman neden 6 haftadır geldiğinden beri burada, bittiğinden beri hala Emre i̇şte diye anladım. Devam ettiriyorsun? Ne anladım. Oldu? Ne değişti kafanda? Anladım. Kafana mı dank etti? Ben evet, sana aynen. en başında söylüyordum zaten bunları. Ve ben bunları sonra ne oldu? İdrak edebildim. He? Geri sonra gelmek için ettim. İnsanlara demediğin şeyler kalmadı. Geri dışarıda fanlarına sürekli bilmem neler. Bunları ben biliyorum. Nereden? Bana onları bir kanıtlasana. Çok güzel bir şekilde ben de birçok şey biliyorum ama tamam ben kanıtlayabilirim. Sonrasında, emin ol. Ve sakın sonrasında, benim ağzımı açtırma. Aç. Sakın. Aç. Sakın Emre. Aç ağzını ya. Sus. Aç ağzını. Ben nelerden ben geçtim. De çok şey iyi biliyorum. Açacağım seni yani. Kusura bakma da burada her zaman arkanda duran bu adamı... O yüzden ben de bak seninle ben muhatap olmuyorum. Arkanda bu zamana seninle kadar... Seninle muhatap olmuyorum, zaman... benle muhatap olma. Seninle zaten... Sus sadece. Seninle zaten okay. olmazmış. Tamam mı? Yani olması mümkün değilmiş. Tamam işte biz şu de şu an seninle nasıl görünüyoruz biliyor musun? Gerçekten çok kötü görünüyoruz. Ben kendi tamam adıma işte. Çok üzülüyorum. Kendi adıma o kadar üzülüyorum ki... Yazdırırsın bana yazıklar olsun. Bana Semih yazıklar olsun ki ben böyle bir polemiğe girdiğim için... Hayatımda böyle bir durumun içerisine düştüğüm için bana yazıklar olsun Sucaksın, çünkü ben böyle bir adam değildim. Senin sayende bu duruma düştüğüm için gerçekten çok üzülüyorum. Kimse hiçbir duruma düşmedi. Lütfen böyle çok konuşmayalım. Çok üzülüyorum. Çok hangi üzülüyorum. Boş versene baksana ben geri gelmek için neler yapıyormuşum. Yaptığın tamam mı çizmeyi aştı artık konuşmaların bilmem nelerin her benim şeyin. Benim fikrim tamam istediğim mı? Gibi konuşurum. İnsanoğlunun fikri kendine aittir. İnsanın fikri kendine aittir ama yani. O fikriyle karşısındaki insanları sürekli küçük düşürmeye çalışmaz. Ben istediğimi yaparım. Fikirlerine yalnız, sahip çıkacaksın yalnız, o zaman. Yalnız Emre, birinin söylemesiyle de sen küçük düşmez. Hayır öyle değil zaten Seda Hanım ama dilinin terazisi olsun senin. Yok, anlatabiliyor benim muyum? Terazisi. Dilinin terazisi olsun, kalbinin yok. De birazcık vicdanı olsun. Vicdanla hareket et. Vicdan da kalmadı. Evet, şimdi Erkekler Evi'nin Ayça hakkındaki yorumlarına bakalım. Erkekler Evi'nde de Ayça konuşuldu. Bakalım onlar neler söylemiş. Şimdi suskunlar ama evde ne konuşmuşlar Ayça ile ilgili. Benim burada sinirimi oynatıyor abi sürekli yani. Hani bugüne kadar size ağzımı açıp tek kelime etmedim. Ayça konusunda bir şey demedim ama yani ben dayanamıyorum artık. Anlatabiliyor haklısın. Muyum? Yani gerçekten haklısın. Şurama gelmişti artık burama geldi yani. Hani tepeme çıkıyor iyice. Arkadaşlık olsun dedik ama o arkadaşlığı bile sürdürecek hareketler yapmıyor ki. O zaman bir dediği bir dediğini tutmuyor yani. Artık yeter diyorum ben de yani. Artık gerçekten yeter. Daraldım. Daraldım Selçuk, farkında değilsin abi. Yani Gözde'ye sırf gıcıklığından yapıyor. Bana huzursuzluk yaratıyor abi. Yani bana sürekli huzursuzluk yaratıyor. Ben ona huzursuzluk yaratacak bir şey yaptım mı? Yapıyor muyum ya da? Ayça bence şunu görüyor. Orada Nurlu olmayacağını, senin olup olmayacağını biliyor, hissediyor bak. Evet. Ama Gözde'nin daha Gözde'yi kuvvetli aday olduğunu aday gördü. Çok ciddi tabii. Onu hissediyor. Onun için en ona büyük potansiyel yani, ona ne ona ne? İşte önüne geçmek istiyor. Geçemez abi böyle çünkü bir şey Emre için geldim diyor abi. Ben istedikten sonra... Her türlü olabilirim istediğim kişiyle. Tabii yani. Ki olabilirsin ama Ayça'nın davranışlarına baktığın zaman ben zaten Emre için geldiğimi itiraf ediyor. Bu durumda da en kuvvetli aday Gözde'yi gördüğü için onun için de ona saldırıyor. Yani tekrar yani. Başa mı döneceğimi sanıyor böyle yapar? Öyle sanıyor. Yani bence hiç kimse benim için kalmadığı zaman ben eskiye dönüp onunla birlikte zannediyor? Olacağımı ya. Mı sanıyor? Yok, öyle bir şey sanıyorsa çok yanılıyor yani. Ayça? Ya bana dönmesin. Ben zaten onu istemiyorum artık. Gerçekten sevmediğimi söylüyorum. Yine söylüyorum. Zaten söyledim. Emre'yle ben artık evde selamlaşmıyorum bile. Peki o zaman yani Allah'ın selamını bile verme gereği duymuyorum ben o adama. Çekti mi? Gerçekten sevmediğimi söylüyorum. Ben sana orada vurgusu aslında çok önemliydi ve vurgusuyla belli etti zaten. Söyle. Gerçekten neydi? Sevmediğimi söylüyorum. Yani yalandan bugüne kadar sevdim. Yalandan evet. mı sevdim demek? Evet, evet.
Peki evet. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl anlamak istersen anla. Evet. Emre yine de ona kıskançlıklarınla rahatsızlık verdiğini veriyor, söylüyor. Veriyor, yapmasın. Evet. O niye zaman yapıyor? Onu yapmasın diyor. Evet, yani, onu söylüyor. Niye haklı, yani? Haklı, o haklı, evet. Sebep ne? Git. Kiminle ilgileniyorsan ilgilen. Ya sana ne zaten? İstediğimle ilgilenirim ben. Ama o da diyor ki bana zarar veriyorsun. Gözle yok, sen Ayça'da gözlere de uğraşmıyorum artık. Bak bugün evet. Son yani. Ne yaparlarsa yapsın. Ne zamana kadar gözlere hissettin bunu? Gözlere de uğraşmıyorum. Emre'yi kırmızı odaya çağırdım günden beri. Yani halen hissediyorsun. Evet, dün de konuştu yine ama benim umurumda değil. Artık o Emre dediği zaman 4-5 gündür ağzımı açmıyorum ve dönüp bakmıyorum bile ne diyor, ne hakkında konuşuyor diye takmıyorum artık. Ne Açay'ı ne Nuru. Daha öncesinden. Belli konuşmadım. Tencere kapak deyip dalga geçmişsin. Yani o zaman bugün şöyle bir anlaşmaya varalım mı? Madem sana bir şey hissetmiyor. Bir daha kimseye kıskanıp seni huzursuz etmesin. Evet, çok bu teşekkür ederim. Hissedin? Çok mutlu olurum. O kadar mutlu olurum ki yani hani şunu istiyorum sadece ondan. Emre de bak şöyleydi. Ya girme konuya. Yani bir muhabbet yapılırken orada benden örnek verme arkadaşım. Sen buradasın. Mutlu olmak istiyorsun madem. Beni de istemiyorsun artık. Hani her konunun içerisinde orada benim adım geçmeden senin ağzından benim adımın çıkması hoş olmuyor. Yani bu bir şeylerin değişmediğini gösteriyor. Yapma, ben de yapmayacağım. Benim rahatsızlık duyduğum şey sadece orada. Konu açıldı. Ben de rahatsızlık duyuyorum artık. Burama geldi dedim. Yani yaptıkların çünkü beni artık aşırılaştırıyor, sinirlendiriyor, kızdırıyor. Ve ben böyle bir adam olmak istemiyorum. Çünkü ben esprili, mutlu bir adamım. Erkekler evinde eğlenen bir adamım. Yani hani ben bunu istiyorum. Ama sen sürekli beni geriyorsun, sinirlendiriyorsun. Bu kadar çok konuştuğum için de bu insanları huzursuz ediyorum yani. Anlıyorum ne demek istediğini. Şimdi... Ayça'nın bu hafta bir damat adayıyla ve ilgilendiğini söylediği bir görüntü var elimizde şimdi de. Ayça bakalım hangi damat adayıyla ilgileniyormuş? Bunu şaka mı söylemiş, gerçekten mi? Kendisine soracağım, arkadaşlarına da soracağım. Sen bize saygısızlık yaptın. İlişkimize saygısızlık yaptın. Senin samimiyetine hala güvenmiyorum. Burada artık daha fazla birbirinizi yıpratmanızı istemiyorum. Canı gönülden gitmeni istiyorum. Yazacağım aklıma gelmezdi ama kalp kalbe karşıdır. Kim kendi evini korumayı başarabilecek? ₺10.000'lık çek kime gidiyor? Yani arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. Semih çok yakışıklı bir çocuk. Evet. Yani ben Semih'le ilgilenebilirim. Evet. Ne var Semih hoş mi? Bir çocuk. Hoşlanıyorum, aşığım, seviyorum demiyorum. Ay Allah Nur şu anda da net değil. Bildiğim kadarıyla. Şimdi ama Nur netse yani bu işim olmaz. Zevkleriniz aynı mı? Evet. Acaba? Hadi aynı yoldan gidelim. Şimdi o arkadaşım Nur, Nur benim. Hay Allah, rekabet o da tam şey, Amerikan'ı seviyor. Rekabete seviyor, de bak sen. Emre'yi beğeniyor. Ben de Emre'yi beğendim zamanında. Benziyorsunuz daha. Evet. Kardeş gibiyiz. Canım. İyi de bizim adayına yürüyoruz. Canım. Ben Nur'la bu konuyu konuşmak istiyorum. Çok ciddi bir şekilde hem de. Nurcuğum, burada aşk yaşamak çekil. Benim de hakkım. Oturup Emre'nin yasını mı tutacağım arkadaşlar? Hayır. Peki ya Nur da Semih'ten hoşlanıyorsa? O zaman iş, hayatta girmem. Bir şey öğrenmek istiyorum senden. Sen Nur'la bir yola girdin mi? Net bir şekilde. Yani Nur'la şu an sevgili olarak... misiniz? Bir yolda birlikte yürüyor mu? Birlikte misiniz? Yok değiliz ama Nur'la birlikte yürüyeceğim yani. Tamam, teşekkür ederim. o kadar. Çünkü ben ciddi anlamda söylüyorum. Ben sana insan olarak gerçekten çok değer verdiğim insansın içeriden, anladın mı? Hiçbir kızla zaten muhatabım yok, biliyorsun, senden başka. İnsan olarak gerçekten çok seviyorum ama benim burada başka bir talibim yok yani. Yok, ben sana talibim yok, demiyorum. Yok, o konuda demiyorum. Ha. Sen veya A kişi, B kişi, senin aklındaki soru işaretleri var herhalde. Ha, evet, ben anladım. Çünkü şey şöyle açıklayayım. Seni beğendiğimi söylemiştim bugün kızlara. Ben de Semih'i beğeniyorum, evet demiştim. Ama Nur'la bir yola girerse dedim, hayatta o çocukla işim olmaz. Nur benim arkadaşım demiştim. O yüzden sana bu soruyu sordum. Evet. Seda Hanım şöyle beklenmeyecek bir şey hareketler yani Seda Semih'ten. Bir dakika, bir dakika. Semih, bir şey önce bir dakika Semih'e soralım. Ya arkadaşlar ne bravosu ya. Ben yok. Beğenemez miyim bir damat adayını? Hayır, sen beğenebilirsin. Hayır. Yok, bir dakika. Ben söylerim, ben de tatlı aşırı şaşırsın, yaparım. Niye? Yok, çocuklar gerçekten... bir Semih konuşabilir mi? Vallahi billahi ya. Şöyle söyleyeyim Seda Hanım. Ayça gerçekten benim gözümde çok iyi, düzgün kişilikte bir insan. Çok güzel bir karakterde bir insan. Güzel de ama...
duygusal anlamda gerçekten bir şey hissettiğim insan değil yani. Ki tamam, onu da söyledin. Nur'dan başka söyledim gerçekten mi? Hislerim hiç kimsede yok. Yok yani. Olursa Nur'la olur, olmazsa zaten olmaz. Evet, bunu Ayça, Ayça çok dobra bir insan. Net bir şekilde bana söyledi duygularını. Ben de cevabını verdim yani. Anladığım kadarıyla o zaman sen Nur konusunda kararlısın ve ısrarlısın. Evet. O yolda devam edeceksin. Bunu da açık açık Ayça'ya söyledin. Aynen öyle. Peki bu konuda yorum olan var mı? Ayça'nın mesela kızlar sizle paylaştıktan sonra gidip bunu Semih'le de paylaştığını biliyor muydunuz? Evet. Evet. Ne dediniz? Nasıl yorumladınız? Olabilir. Yani değil mi? Sonuç itibariyle herkes bilir. Bu çok güzel bir şey yani. Açık yüreklilikle paylaşması benim çok hoşuma gitti. Ve Ayça'nın da bu evde bir başkasını tanımaya hakkı var kesinlikle. Herkesin olduğu gibi. Böyle bir platformdayız sonuçta. Yani Emre Emre deyip gitmesi zaten çok büyük saçmalıktı. Ben bunu Ayça'ya her zaman yüzüne de söyledim. Arkasından da söyledim. Her zaman söyledim. Emre onu sevmiyor, istemiyor. Bir daha birlikte olmayacaklar. Niye peşinden gitsin ki? Saçmaydı. Denedi diyorsun bu eve geldiğinden beri. Denedi en azından şansını. Semih'le olmadı. Başkasıyla olur. Çok iyiydi bence. Ayça'ya değil de Semih'e çok şaşırdık. Semih nasıl oldu ki 12 saat dolduktan sonra da bir kızda kararlı kaldı? Çok komiksin ya sen. Harbiden bak. Yani beklenmedik hareketler sergiliyorsun. Aa, hakikaten şaşırtıyorsun bozuldu yani. Kesin saati bozuldu. Kesin saati bozuldu. Ver de bir saatçiye götüreyim. Peki var mı burada yorum? Çok fenalar. Yok lan yükselim sen şunları var ya. Ben hem fikirim. Zamanında Emre diyen Ayça yine aynı özgüvenle bugün Semih diyebiliyor ve bunu açık açık söylüyor. O yüzden takdir ediyorum yani. Dobra bir kız, helal olsun. Yani. Bu, bence inat değil. Açık sözlüğünü takdir ediyorum. Emre demeden birazcık daha üzülseydin. Özgüvenini takdir ediyorum. Ama Emre demeseydin, şu aşk için azıcık acı çekseydin. Ben de bunu görseydim, hemen Semih demeseydin. Hiç yakıştıramadım. Nereye kadar? Ben bunu hemen içimden gelmiyor artık. Ne yapayım, zorlayayım mı kendimi? Emre için yalan değil. Rol mü yapayım? Şu biten aşk için azıcık bitti, üzülseydin. Yeter, ben de yani ben öyle düşünmüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Olmuyor, içimden gelmiyor. Biten aşkı temiz bıraksaydık keşke. Biten aşk için burada kötülükler, çirkinlikler, birbirini suçlamalar, onun ona yaptıkları yapılmasaydı, o cebimizde yaşanmış olarak şey kalsaydı, güzel hatıralara dönebilseydik. Ama madem olmuyor, önümüze o zaman bakabilseydik. Ama hem yaşadıklarını çirkinleştirip, batırıp, balçağa bulayıp başka bir şey yaşamak üzücü. Eskiyi temiz bırakabilseydik diyorum ben. Çünkü hayatta yaşanmış, yaşanmıştır, o ceptedir. O zaman Seda Hanım şunu mu diyorsunuz? Yani balçağa battığından dolayı yeni eline rastsa o balçıktan dolayı kimse de istemeyecek durumuna mı düşüyor? Hayır. Yani? Anlayamadım ben. Yeni şanslarını daha temiz, daha taze, daha düzgün bir karmayla, daha düzgün bir sizlerin de gözünde daha düzgün bir imajla yürürdü demek istiyorum. Ya ben içimden nasıl geldi? Söyle davrandım. Peki yani şu mu oluyor? Öyle yani de davranırım şimdi yani. Onların gözüne nasıl geldi? Yani ben şöyle derdim mesela. Ben evet, kendimi öyle değilim. Ama Semih yeni bir aday sonuçta. Seni sevmiştim, elimden geleni yaptım, beni affetmedin. Olmadı, saygı duyuyorum bu kararına. Benim elimden gelen de artık bu, canımı mı alacaksın kardeşim? Bunu ben mi söyleyeceğim? İstemiyorsa ölsün. Döndüm gittim. Ama şu az önce yaşadığınız ikili Seda Hanım, ben onunla selamlaşmıyorum bile. Ben onun neyine gidip de konuşacağım artık bu saatten. Semih açısından merak ediyorum. Ben o bana böyle bir cevap versin diye ben ona çok böyle bir konuşma yaptım. Aynı konuşmaları yaptım ama cevabı hiç öyle olmadı. Yani yani inişler ve çıkışlar. Ayça'nın o sevgisini gözünde, yüreğinde hissediyoruz. İki dakika sonra Emre'den aldığı azıcık bir sert tavırla, bir terslikle dönüyor, nefrete dönüşüyor. Bir böyle, bir böyle. Fırıncı küre ediyoruz biz ona. Şaşır. Aşk tamam, belki aşkın doğasında hem nefret hem o tutku var. Hani insanın çünkü duyguları yüksek o durumda. Ama niye çirkinleşiyor? Ben oradayım. İş niye çirkinleşiyor? Madem Semih'i düşünebilecek kadar rahatladı beynin, niye bu kadar çirkinleşiyorsun? Söyle Erdem. Kıskançlık olduğu sürece kızlar evinde ayıpsız ayrılık diye bir şey olmayacak gibi gözüküyor. Aşk oldu. Çünkü sadece Emre Ayça olayında olmuyor bu. Birkaç olayda daha böyle hep olacaktır. Hırs mı oluyor? Ya hırs, kıskançlık, bunu nasıl adlandırırsanız o anki boyuta bağlı. Ya ben terk edilmişliğe inanmıyorum. Çünkü şunu bilirim ben, hep de şunu söylerim. Erkekler mesela kolay kolay terk etmez, terk ettirir kendini. Bunu hep söylerim. Vicdandan dolayı. Erdem gibi. Boşanma davalarını bile erkek açmaz. Kadını açlıttırır, o hale getirtir yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü hem vicdandır o, hem o kadının bir ön şeyi olsun diyedir. Söylediklerinizi bazen yanlış algılayan insanlar da var.
Yani bunu zeytinyağı konumuna getirmeye çalışanlar da var. O yüzden dediğiniz şeyi biraz daha açıklarsanız arkadaşlara, Erdem gibi diye Melis bunu söyleyince. Erdem gibi derken mesela ne anladın da dedin? Erdem de benim onu bırakmamı sağladı mesela. Ama çok da güzel yaptı. Sen bırakmadı ya, ben deli gibi mücadele ettim. Sen deli gibi mücadele mi? Bahane edip de bana geldin. Deli gibi mücadele nasıl etmiş? Biraz anlatabilir mi? Açıklayıcı olur musun? Şimdi bir daha da onlara eski finaller gibi dönmeyelim. Hiç onu açmayacağım ben. Biraz izlesin öyleyse geçmişi. Kendisine İzlerim gelir. Canım izlerim. Ayıcık yakınında ya, o ayıcığın düğmesine bas da bir konuşsun, ne yapmış bir görelim. Ben ayrıldıktan sonrasından bahsediyorum. Ya sen fazla karışma Mehtap. Kendi tamam, ilişkine bak. Tamam karışmıyorum ama ben börek yaparsın sen, tamam mı? Börek yapmayı aşk olduğunu zannediyorsun. Kıymalı börek, patatesli börek, bilmem neli börek. Ah aşk yaşıyorum. Dur karnımız aç. Mehtap ellerine sağlık. Yapma. Benim de aç. Ellerine sağlık. Çok da güzeldi bu. Hepimizin karnını doyurun, ellerine sağlık. Şimdi müsaade edersen bir görüntüm daha var. Onu da hep aşk birlikte izleyelim. Ondan. Oradan da belki bağlar bir şeyler söylersin. Bir bakalım efendim. Bak bu burada benim sen Nur izledin belki o bölümleri o zamanları. Burada herkes bana nasıl yüklendi? Bir resim yüzünden. Sadece karşılıklı bir resim. Hmm. Hiçbir şey yok. Ve ben orada o insanı gördüğümde kalkmadım. O anda kalkamadım. O anda kaldım. Ama ne konuştum ne konuştum kimse bilmediği için ona çok yüklendiler. Eser de yüklendi, Erdem de yüklendi. Herkes tek tek patladı. Bak Erdem patladı. Eser evet. Patladı. Evet. Bir melekten patladı, bir evlilikten patladı. Patladı ama şu an evlilikteki dövmelerinin aynı olduğunu kimse bilmiyor. Hani eğer eserin de eski eşiyle olan dövmelerinin aynı olduğu çıkarsa canselik işte, tepkisi bile mi? Arkadaş yemeğe gitmiş. Ama kesin bir sorun çıkarmaz. O zaten birinci de oynuyor. İki kişi birlikte olduğum sevgilim olunur diyor. Ama niye benim resimleme laf yapıyor? Mesela Melis'le Erdem'in kavgasını diyor ki işte bir dövme ne olmuş ki diyor. Ama eski sevgilisi niye bana o kadar yükleniyorsun? Anladın bak burada Emre bahane aradı. Ha. Benden ayrılmak için bahane aradı. Ha. O bir gerçek. Ha. Bunu herkes biliyor. Yani ağlamaları ay falan tutundu her mu? Şey yalan mıydı? 3 ay benimle birlikte tutundu mu bu evde aşk yaşadı? Tutundu değil mi? Ben de ayrıldı. 2-3 hafta bir dakika. 2-3 hafta bitirdi. Baktı düşüşe geçiyor. Tekrar bir aşk yaşadı. Yaşamaya başlayacak. Ya ne aşk Allah 3 ayda ya. Aşk yaşamayacak zaten. Aşk yaşamaya eğer başlayacak. Eğer Gözde'ye bugün yeşil ışık yaktıysa arkadaşlar kusura bakma da Nur. Ay beni de çağırmıştı. Beni de tahmin etmişti. Hem Nurem'i karşısına almış olur. Anladın mı? Hem Ayemi hem Nurem'i hem dışarıdaki tepkileri almış olur karşısına. Evet, çok fena saldırırlar. Abi. Ya bu kadar tepkiye rağmen tutunacak mı yani? Tutunacak. Zaten 3 aya kadar program bitecek bitmeyecek. Bu kız 3 ay tutunulacak bir tip değil söyle. Bilmiyorum. Gözleriyle kız yiyor kız benim kadar yürekli değil. Kız değil. Benim yapmış bir şey yapamaz. Evet seni yaptığın hiçbir şey yapmam Ayça'cığım. Yapamaz. Yapmam zaten. Yapamaz. Aynı anda konuşmayalım da anlaşılsın. Çünkü burada bile aynı anda konuşulunca bir şey anlaşılmadığını görüyorsun. Hangi dövmeden bahsediyorsun? Hangi dövmeden bahsediyorsun? Bilmiyorum kızdan söylemiştim. Mehtap hangi dövme? Ben dövmeyi bilmiyorum. Melis'e ya Cansel aynı anda değil. Cansel'in bildiği dövmeler. Cansel senin bildiğin dövmeler hangileri? Biliyorum. Yani dövme varmış galiba Eser'in eskiden hayatında olan bir insana da aynı tarzda dövme varmış. İsim isim yazmıyor ama. Bana söylediler ben de ne yapayım dedim. Tamam güzel geçtik konu evet. Bu değil. Konu şu. Emre aslında bahane arayıp da beni bıraktı. Bırakacağı vardı diyor. Böyle evet. Bir sebepten evet. Bırakılmaz diyor öyle mi? Tabii. Yani senin gidip orada oturman hiç problem değil. Senin o resimleri çekilip buralara getirip bizi burada milyonlara rezil etmen hiç önemli değil. Senin eski nişanlının buraya gönderdiği videolar onlar bunlar hiç önemli değil. Ben seni kullandım. Ya eski sen nişanlıma ben videoyu bu kadar bir kere bir şey diyeceğim sana. Sen bu kadar şey bir insan mısın? Saf bir insan mısın kendini kullandırıyorsun? Çok saf bir insanım ben. Sen yani o kadar kurnazsın ki yani orada verdiğin bu demeçler ben buna benzer böyle şeyler hiç konuşmadım ki senin arkandan. Bilemiyorum, ben böyle benim şeyler hiç söylemedim ki. Çünkü neden biliyor musun? Çünkü ben hep yani yayında ne konuşuyorsun, dışarıda ne konuşuyorsun çünkü bunları bilemem. Çünkü ben senin hep iyiliğini istedim. Çok istedim. Tamam mı? Sen Emre. İyi ol dedim. Beni çok düşünüyorsun. Bitti gitti ama iyi ol dedim. Teşekkür ama sen ederim. İyi ol dememi bile hak etmiyorsun be. Deme işte. Yazık anladın be. Anladın mı? Deme. Yani Allah'ım. Erdem sen ne diyeceksin? Ya Ayça'yla ben şaşırdım yani. Şaşırmış kendini şaşırmış. Yani evet, seninle normal bir şekilde sohbet edeyken işte o oradan patladı, bu buradan patladı. Ama sen de beni örnek verdin Melis'e. Ben dövmeden eğer patladıysam Ayça. Halil de benim için eskiydi. Anladınız mı? Burada hepiniz benim üzerime geldiniz o insan için. Ayça konuşabilir miyim lütfen? Yani, ben konuşayım. Artık ondan da bahsetmeyelim. Bak Murat abi ne diyor? Eskiyle niye bir aradaydın diyor. Eğer dövmelerden... Bir birlikteliğim çok vardı. Çok özlemişim ondan. Dövmelerden i̇şte falan konuyu açıyorsan... Ya saçma sapan konuşuyorlar. Ne demek niye bir aradaydın? Seda Hanım. Niye bir aradaydın? Seda Hanım. Aylarca
konuştuk. Sadece yalan söylüyoruz bir şey. Allah Allah. Bir şey zaten biliniyor niye bir arada olundu orada. Bakar mısın? Bak, işte ıslık ıslık getiriyorlar. Tamam ben de dönmek istemiyorum gerçekten. İnanın İyi dönmek olur. İstemiyorum. Ama şu konuşmaları yaptıkça bizi döndürüyor. Evet. Geçmişe gidiyoruz. Bakın benim bir tane VTR'm verilmez bu şekilde. Geçmişle alakalı. Beni kullandı, şöyle yaptı, böyle Bunlar yaptı. Bunlar yayındakiler çünkü. Sen tamam mı? Değil. Şunu hiçbir zaman unutma. Ben hayatım boyunca insanları basamak olarak kullanmadım. Kimseyi de böyle kullanmama gerek yok. Ben bu eve geldiğimde ilk başta ben sana değil sen bana geldin Ayça. Evet. Bunu unutma tamam mı? Evet, hani işte, benim seni kullanma gibi bir durumum söz konusu olamazdı. Çünkü iki kişinin arasında tercih yapan kişi bendim, sen değildin. Ben seni zorla kendime bağlamadım. Ben seni zorla bana gel demedim. Sen bana kendin geldin, sevgini de sen itiraf ettin. Ben de bunu dedim ki ne kadar güçlü bir kızmış, ne kadar da kendinden emin bir kızmış. Ben bunları, bu huylarını sevdiğim için sana yönelmeye başladım. Sizi ayrı çevre yapan da o aşkın bunlar, güzel evet, miydi zaten? Bunlar böyleydi. Sen şunu unutma, ben eğer senin peşinden aylarca koşsaydım, ben seni kullanmak için peşinden koşmuş olurdum. Ama burada kullanılan taraf sen değil, benmişim. Ben onu anladım. Şimdi az önce suçladınız ya, daha doğrusu sen hanginiz dediniz? Mehtap'a 3 çeşit börek yaptı diye. Melis. Ama ne oldu? Haftanın birinci gelin adayı, haftanın birinci damat adayı da sevgili çıktığı çocuk. Ama artık bir adım daha ileride sevgilim dedi dün ona çünkü. Murat oldu. Şimdi bu Mehtap-Murat ilişkisinin gelmişine, girişine, gelişmesine, sonucuna bir bakalım mı? Haftanın birincilerinin. Bakalım. Hadi bakalım efendim. Giriş, gelişme, sonuç. Mehtap-Murat. Baştan girdi, sondan çıktı, dedi ki hani olmuyorsa zorlamamak lazım dedi. Ben de aşk evliliği istiyorum dedi. Sen mantık evliliği istiyorsun dedi. Hiç konuşmadım bakın. Sözünü bitirene kadar bekledim. Hiç konuşmadım. Sözlerin ne anlama geldiğini falan sordum. Hani bu dedim hani bitirmek anlamında mı söylüyorsun dedim. Evet dedi, yani olmuyorsa zorlamamak lazım dedi. Baştan sona kendisi konuştu. Peki nasıl istersen dedim. Hepsi bu. Ne oldu sevgine? Bak bir hafta geçti üstünden. İkinci galaya yaklaşıyoruz değil mi? Şey dedi, hani nerede? İşte, ya Mehtap ben seni seviyorum. Bırak şunları. Bir şekilde devam edelim falan deseydi. Ya zorlasaydı birazcık. Hayır, sen kabul edecek hayır, miydin? Hayır hayır artık bitmiştir. Sen Mehtap'a şey demişsin. Hani zorlamanın bir anlamı yok dedin ya. Orada ayrılmak istediğini mi söylemek istedin yoksa? Yo tam tersine ben şöyle düşünüyorum. Bu seferkinde hani daha önceden de biz Mehtap'la bu yola çıktık. Ben tanımak istiyorum artık gerçekten dedi. Ben de sana inanıyorum, güveniyorum dedim. Demek ki içi, yani gönlü olmadığı zaman yedi düvel bir araya gelse olmaz. Gönül işi zorlamayla hayatta olmaz ve tek taraflı da yürümez. Bu ne? Murat sen kal burada biz gidiyoruz. Hadi arkadaşlar yürüyün. Olur. Murat kalsın birazcık. Niye birazcık? Çiçekleri yere atıyorum. Yapamıyorum. Niye? Üzgünüm, yapamıyorum. Bu da fırsattan istifade. Her şey çok güzel, her şey gerçekten mükemmel ama yapamam. Ben sana olan inancımı kaybettim. Seninle yapabileceğim inancımı kaybettim ben. Herkes yapamıyorum. Şansı hak ediyor bence bu hayatta. Yapamam. Yalandan şimdi bu kadar, ya hepsi şimdi. Çok güzel. Şaka yaptım. Ya ben ne yapmışım kendimi, ne kadar çok frenlemişim falan. Ne gerek varmış, ne sıkıyormuşum kendimi ya, oh be. Dünya varmış, Allah Allah. Ne rahatladım ya, oh. Çok teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederim. Yani minnet borçluyum. Konuşamıyorum bile. Oh, öyle işte. O kadar heyecanlıyım.
Mehtap. Ben seni çok seviyorum. Murat, ben de sana aşık oluyorum. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. İyi misin Murat? Ben bir şey yapmıyorum. Aşk. Evet. Delireceğim galiba. Hay Allah ya, gerçek değil mi her şey? Gerçek, gerçek. Bak ben konuşuyorum değil mi? Çimdik atsana. Gerçek, gerçek. Şoktayım. Gerçek değil mi her şey? Her şey gerçek. Bravo! İşte efendim bu güzel görüntüler sevgili Mehtap'ı ve Murat'ı izleyicilerimizin oylarıyla haftanın birinci gelin ve damat adayı yaptı. Tebrik ediyoruz tekrar. Bugün elenmeyeceksiniz. Çok teşekkürler. Ve şu çeki ikinizden birisi alacak elimdeki 10 bin lirayı. Ama ondan önce, yani elemelere geçmeden önce yapmamız gereken bir şey daha var biliyorsunuz. Karşılıklı koruma altına alıyoruz. Karşı evden birini. Başlayalım mı? Söyle bakalım Ayça, erkekler evinden kimi koruma altına almak istersin? Adnan'ı. Neden? Arkadaşımın aşkı o yüzden. Adnan'a geliyor efendim bir koruma. Hemen yazdık. Devam edelim Cansel'le. Eser. Neden? Sana balık aldı diye mi? Hayır, ona aşığım çünkü. Peki. Cansel de Eser'e bir koruma oyu verdi. Dani'cim, senin aklındaki aday? Birlikte gülebildiğime tabii, Tankut. Tankut, Eser ve Adnan'ın birer koruması var efendim. Devam ediyoruz. Melis. Arkadaşımın birlikte gülebildiğini. Tankut'a. Böylece Tankut'un da iki koruması olmuş oldu. Devam edelim. Sen ne diyorsun? Emre'ye veriyorum ben. Evet, Gözde hemen Emre dedi. Emre'nin sebebini de artık zaten herkes biliyor. Koruması var. Adnan, Eser ve Emre bir, Tankut'un iki koruması var. Nur. Ben de Adnan diyorum. Sen de Adnan diyorsun. Niye? Çünkü Ceyda'nın güzel bir ilişkisi var. Araları da düzeldi. Senin çok güzel bir ilişki olma ihtimalin yok mu kimseyle? Var tabii ki de. Ama şu anda benim bir karar vermem gerekiyor. O yüzden Adnan demek istiyorum. Nasıl zeki? Ama deseyim, karar veririm Adnan. Maşallah. Peki. Yani. Peki. Sen ne diyorsun Ceyda? Sevdiğim adam, aşık olduğum adam. Bugün sana ciddi bakıyor ama artık... Bugün bir maç olup gelmiş Adnan'a ama... Evet, gülmedi bu sefer. Adnan'a veriyorsun oyunu, evet. Korumadı. Üç oldu Adnan efendim, iki oldu Tankut. Eser'in bir, Emre'nin bir oyu var. Mehtap, artık çıktığın çocuk koruma altında. Ne güzel. O zaman kime oy vereceksin? Benim oyum hiçbir şey değiştirmeyecek biliyorum ama... ben burada bir ilişki... Sadece ben ilişki yaşamak istemiyorum, başka aşklar da yaşansın. Bunlara da saygım var. Buna saygı duya duya, kafama top atılsa bile, burada ben konuşturulmasam bile, la 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 diye dalga geçilsem bile, buna rağmen bana top atılsın, karşılığında gül olarak Eser'e oy vermek istiyorum. Yürü be, aferin sana. O geçen haftaydı. Biliyorum. Yenge bir hafta sonra sana iyilikle döndü. Ben sana gül atayım. Bir dönemde kaynanasıydı zaten. Biz bir dönemde kaynanandı, doğru. Artık beni gör yani, iyi niyetini gör. Ben görüyorum onu, hep gördüm zaten. Aynen. Sadece peki, göster, o benim şeyimdi. Göster tamam, ya. Şu an gösteriyorum oyum Eser'e. There you go, that's my... Peki, o zaman Eser'in iki, Tankut'un iki, Emre'nin bir ve Adnan'ın üç oyuyla Adnan koruma altında kızlar en tarafı. Teşekkür ederim. Sen bize saygısızlık yaptın. İlişkimize saygısızlık yaptın. Senin samimiyetine hala güvenmiyorum. Burada artık daha fazla birbirinizi yıpratmanızı istemiyorum. Canı gönülden gitmeni istiyorum. Yazacağım aklıma gelmezdi ama kalp kalbe karşıdır. Kim kendi evini korumayı başarabilecek? ...10 bin liralık çek kime gidiyor? Geçiyoruz damatlar evine. Bakalım hangi gelin adayını koluma altına alacaklar. Tankut'cum. Benimle beraber gülmeyi seven Dani'ye olsun oyu. Dani'ye gitti. Teşekkür. Bir koruma oyu Tankut'tan. Hemen Erdem'e geç.
Politik olsun. Politik olmasın, şaka yapıyorum. Cansel'e veriyorum. Neden? Için. Ya şu ana kadar hep desteklediğim bir ilişki oldu. Teşekkür sonra. Ederim. Cansel'in samimiyetine inanmıyordum öncelerinde. Bu da sana borcum olsun. Böyle diyemem ama en azından. Hayır canım, hiç önemli değil. Ben senin için güzelliğini biliyorum. Çok güzel. Cansel de aldı bir oy. Eser'cim. Ben de Cansel'e diyorum. Eser için. Evet, Eser için. Eser için. Bencillik gibi olmasın. Eser için Cansel diyorum. Emre'cim. Yani Gözde'ye oyumu veriyorum ben de. Benim için. Yani o bana verdi diye bir yolu konuşuyoruz şu anda. Konuşuyoruz. Konuştum kız diyorsun. Gözde'ye bir oy. Peki. Selçuk, senin oyun kime gider? Benim oyum keşke 3 tane hakkım olsaydı. Çünkü 3 tane burada sevdiğim ilişkisi kim onlar? Olan Mehtap, Ceyda, Cansel. Yani şu anda o üçünün arasında da Cansel'e vermek istiyorum. Çünkü Eser'le aralarında güzel bir ilişkileri var. İnşallah mutlu olurlar. İnşallah herkes mutlu olur. Pekala. O zaman Cansel'in 3 tanenin, bir gözlenin, bir oyu var. Geliyorum Semih'e. Güvenini kazana kadar Nur diyorum. Geri kazanana kadar Nur yani. Kazandıktan sonra başkasına gider nasıl olsa. Allah Allah. Ya sen niye her şeye zıplıyorsun ya? Neyse bu kez esprili bir dille dokandırdı. Allah'tan Nur diyoruz efendim. Nur'a da bir koruma oyu gitti Semih'ten ve Murat. Artık çıktığın kız koruma altında. Rahatça birine ver bakalım. Ama dikkat et de kıskandırma, biliyorsun oyunu. Murat yok. Abi Adnan'a ver. Evet. Ya ben Tankut'u çok seviyorum. Ceyda diyorum. Evet, ben de Adnan'da anlayamıyorum. İşte algılayamıyorum bu durumu ama yazıyorum. Bu mu? Ceyda. Ceyda. Peki. Finalin intikamını alıyorsun değil mi? Evet. Tabii, haklısın. Ceyda'ya da bir oy gitti efendim. Acaba şapkalı Efe ne diyecek bu duruma? Efe, oh. Efendim. Bu hafta yaptıkları gerçekten de erkeklere olsun, kızlara eve olsun canımızı sıktı. Beni gerçekten de üzdü. Bunu uyarı olarak almasını istiyorum. Ve ben korumayı Ayça'ya veriyorum. Ne? Ciddi misin? Özgür irade. Niye şaşırıyorsun? Ciddi. Ceyda bile şaşırmadı. Sonucu Ceyda değiştirmeyecek. Ceyda'ya da verse sonuç değişmeyecekti. Şey. Çünkü zaten Cansel'in 3 oyu olmuştu. Hı. Ama uyarıdır bu diyor sana. Umarım bu uyarıyı alırsın. Tabii şimdi değil misin? Ve efendim gelin adaylarının evinden de Cansel aldı korumayı. Tebrik ediyoruz. Peki. Şimdi neyi değiştirecek? Bu ilişkide dengeler değişecek mi bakalım? Bu koruma oyunu almadın. Üzüldün mü? Yok, üzülmedim. Ayça benim en yakın arkadaşım. Ben ona üzülmedim. Ben başka bir şey üzüldüm. Peki. Bunu da görürüz önümüzdeki hafta gibime geliyor sanki. Göreceğiz. Efendim şimdi beklenen an geldi. Az sonra ilerideki kutuya, bahçedeki kutuya adaylarımız tek tek gidecek. Ve Mehtap, Murat, sizin oylarınızla seçtiğiniz haftanın birinci gelin ve damat adayı. Ve az önce kendilerinin belirlediği Cansel ve Adnan dışında kalan 12 kişiden biri bu eve veda edecek. Gelin adayı mı, damat adayı mı veda edecek? İşte bunu da bu 10 bin liralık çekin kime gittiği belli edecek. Çeki Mehtap alırsa damat adayı, Murat alırsa gelin adayı veda edecek. Çünkü çeki alan biliyorsunuz kendi evini koruma altına almış oluyor o hafta içinde. Ayça, seni dışarı alalım. Lütfen oyunu at ve devam edelim. Bakalım ne çıkacak bugün kutuda. Yazacağım aklıma gelmezdi ama kalp kalbe karşıdır. O yüzden sen beni defalarca yazdın, bana koruma verdin, gene benim adımı yazdın. O yüzden ben de senin adını büyük bir zevkle yazıyorum. Seni sevdiğimi biliyorsun ama artık kendine bir çeki düzen verme zamanın geldi. Bence öğren. Şunların ne demek olduğunu, bence. Senin samimiyetine hala güvenmiyorum ve istikrarını tekrar bozacağından eminim. Semih.
saygı dünyada en önem verdiğim şeylerden bir tanesidir. Sen bize saygısızlık yaptın. İlişkimize saygısızlık yaptın. Ve her şeyden önemlisi büyüklerimize karşı bir saygısızlık yaptın. Ben bunu affedemem. Artık gitmeni istiyorum. Burada 12 saat çok doldu ama büyük lokma yiyip büyük laf konuşulanlar hiç sevilmedi. O yüzden yoluna devam et. Buradan canı gönülden gitmeni istiyorum. Senin suratını artık görmek istemiyorum. Senin için nefesimi bile tüketmek istemiyorum. Aradığı eş Nur olmadığı için Selçuk'un adını vermek istiyorum. Çalışırken üzülüyorsun. Daha fazla üzülmeni istemiyorum. İnşallah bundan sonraki hayatında bir ilişkinde mutlu olursun. Çok iyi bir insansın ama buraya ait değilsin. Çok konuşuyorsun. Herkes hakkında yorum yapıyorsun. Yapma. Yeter artık. De kendini ifade edemediğini ve ayak uyduramadığını düşünüyorum. İnşallah dışarıda daha mutlu olursun. Seni seviyorum. Ama burada artık daha fazla birbirinizi yıpratmanızı istemiyorum. Onun için inşallah dışarıda mutlu olursun. Umarım dediğin gibi samimi çıkarsın. Ama ben hala samimiyetsiz buluyorum seni. Evet sevgili izleyiciler, böylece 16 adayımız da oy verme işlemlerini tamamladılar. Yani şu anda bir adayımızın kaderi o kutuda ve belli. Peki kısmetsiz olur evinden bu hafta kim ayrılacak? Az sonra gideceğim, kutuyu alacağım ve oyları tek tek sizlerle birlikte burada sayacağız. Biri için son, yeni bir aday için başlangıça merhaba diyeceğiz. Evet, bu kutudan çıkan isim bir adayımıza veda belki ama yeni bir aşka merhaba demek olabilir. Vedalarda şimdilik efendim, biliyorsunuz kapımız herkese açık, eski adaylarımıza da öyle. Gidelim, hayırlısı neyse olsun. Evet, meşhur kutumuz geldi. Hanımlar, beyler. Saymaya başlıyorum. 16 tane oyumuz var. 12 adayın kalıp kalmayacağı belli değil. 4 aday koruma altında biliyorsunuz. Hayırlısı olsun diyorum ve hızlıca ilk isme bakıyorum. Erkekler evinden Semih'in gitmesi yönünde bir oy. Notlarımı alarak buradan gideyim de bir yanlışlık olmasın. Evet.
devam edelim. Doğal olarak kızlar evi. Kızlar evinden çıkan ilk isimse Ayça. Artık bekliyor muydunuz, beklemiyordunuz diye sormuyorum. Mutlaka herkese bir kişiden en az gelebiliyor. Gitmesi yönünde oy. Kızlar evinden bir oy geliyor. Damatlar evindeki bir adayın gitmesi yönünde. Selçuk, en yeni adayımız. Sana sorayım, sen bekliyor muydun? Çünkü çok yenisin. Yani her şey olabilir. Şimdi bekliyorum desem yalan olur, beklemiyorum desem yalan olur. Ha, böyle kafanda özel bir isim yok. Yok. Şu atmış olabilir diyebileceğin. Peki, Selçuk'a da gitmesi yönünde bir oy geldi ve devam edelim. Gelin adayları evi. Melis, bekliyor muydun? Teşekkür ederim, bekliyordum tabii ki. Tahmin edebiliyor musun? Ediyorum. Peki, kurcalamıyorum. Melis'in de gitmesi yönünde bir oyu oldu ve devam ediyorum. Bunun kim tarafından yazıldığını ben bile tahmin edebiliyorum. Emre. Evet efendim, hemen şöyle kısaca özetleyeyim sizler için. Damatlar evinden Selçuk'un, Emre'nin ve Semih'in gitmesi yönünde şu anda birer oyu var. Gelinler evindense Ayça ve Melis için birer oy geldi. Elimdeki oy da gelinler evinden bir isme ait. Yine Ayça. Geçtiğimiz haftanın sizlerin oylarıyla seçilen birincisi. Bu hafta ise sadece iki oyla, sizlerin yine oyuyla birinciliği kaybeden Ayça'nın gitmesi yönünde erkekler evinden iki oy var. İşte sizlerin oylarının önemi burada belli oluyor. Kalmasını istediğiniz adayı ne kadar desteklemeniz gerektiği bu noktada belli oluyor. Devam ediyoruz. Yine damatlar evinden bir isim çıkıyor. Aynı kişiye gelen ikinci oy bir adım daha yaklaştırıyor onu belki de gitmeye. Selçuk, yeni adım. Selçuk, kimseyi tanıma yönünde ilerlemedin burada olduğun bir hafta süresince. Buna bağlayabiliyor muyuz? Yani ona da bağlayabiliriz. Belki o kişi benden artı bir elektrik almamıştır bunu yazan kişi. Yani belki bir şeyleri zamana bıraksalardı daha güzel şeylerle karşılaşabilirlerdi. Neyse, konuşmak için bunu. Erken daha gelinler evine dönüyorum. Geçtiğimiz hafta ismi en çok çıkan aday Gözde'ye. Yine gitmesi yönünde bir oy gelmiş. Evet. 10 oyumuz açıldı. Kaldı 6 oy. Bakalım neleri değiştirecek. Bu notlu motlu. Bu kez Semih'e geliyor ve Semih git komutuyla geliyor. Ben yazdım. Kimden geldiği de belli, belli. Belli olmuş oldu. Evet, Semih'in gitmesi yönünde de ikinci oy oldu. Erkekler evinde 2 oy Semih'e, 2 oy Selçuk'a, 1 oy Emre'ye gitmesi yönünde. Gelinler evinde Ayça'ya 2 oy, Melis'e 1 oy ve Gözde'ye 1 oy var şimdilik. Yine gelinler evinden bir isim. Melis. Teşekkür ederim. İkinciyi de bekliyor muydun? Bekliyordum. Peki. Evet, böylece gelinler evinde Melis'in ve Ayça'nın ikişer oyu oldu efendim. Bakalım açacağım oylar neleri değiştirecek. Yine damatlar evi. Yine daha önce gitmesi yönünde oyu olan bir isim. Semih. Evet. Ve next yazılmış. Sonraki, ha? Peki. 12 saat yazılsaydı kim olduğunu tahmin edebilecektim aynen. O belli etti kendini zaten. Belli oldu. Şimdi gelinler evine dönüyorum. Acaba gelinler evinde yepyeni bir adayın ismi mi çıkacak yoksa bir aday gitmeye biraz daha yaklaşacak mı? Oylar azaldı artık açmadığım
Ceyda'ya bir ders niteliğinde adeta not yazılmış. Özgüven, öfke kontrolü. Ceyda. Uyarı. Uyarı. Bizim uyarıcımızdan gelmiş. Her zamanki uyarıcımız sağ olsun. Canı sağ olsun. Ona bir uyarı gelecek gibi. Evet. Evet. Seviyorum onu. Böylece Ceyda'nın da gitmesi yönünde bir oyu oldu. Bazen bu uyarılar bir gün gelir, öyle bir kritik an taşır ki eliyi de verir insanı. Yani uyarım uyarı ama eler de adam bu uyarılar yani. Onu da bir hatırlatalım. Duvara çarpmadan dönmesini bilmek gerekiyor. Evet, yine damat adaylarından. Damat adaylarından şöyle. Bakalım birilerine eşitleyecek mi? Yoksa dengeyi bozmayacak mı? Daha önce ismi çıkmış bir aday mı? Hatırlatayım önce, Semih'in gitmesi yönünde 3, Emre'nin 1, Selçuk'un 2 oyu var. Bu oyla Selçuk ve Semih eşitleniyor. Üçer oy var. Demek ki 7, bir oy var ki çok belirleyici olabilir. İkinizden birine giderse, başka birine giderse eğer ikinci tura döneriz. Gelinler evine döndüğümüzde Ayça ile Melis'in ikişer oyu var. Ceyda veya Gözde'ye gelirse bu oy, durum eşitlenir. Eşitlik bozulmazsa burada da ikinci tura dönülebilir. Ve gelinler evinden efendim adı yazılan diğer isim. Ayça. Ne gariptir ki dün iki oyla haftanın birinciliğini kaçıran bu isim erkekler evi tarafından gönderilmeye yaklaşıyor ve gelinler evi tarafından 3 oy alan eleme yönünde tek isim oldu. Melis'in 2, Gözde ve Ceyda'nın birer oyu var bu yönde. Oylar azaldı. 2 oy var. Bu elimdeki oy damat adaylar için dediğim gibi belirleyici olabilir. Selçuk ve Semih'in 3'er oyu var gitmeleri yönünde. Emre'nin 1. Selçuk ve Semih'ten birinin ismi burada yazıyorsa belli olacak aday. Bambaşka bir adaysa Selçuk ve Semih arasında bir tur daha dönüyor. Hazır mıyız? Kızlar evinden de biri Selçuk'u uyarmak istiyor. Canın sağ olsun. Uyarı. Bilmiyorum neyin uyarısı. Şu uyarıyı Semih'e versin. Aynen, keşke. Çok saçma olmuş yani. Belki bildikleri vardır. Bunlar sizin evden çıkan oylar hanımlar. O yüzden saygı duyalım. Ve böylece Selçuk 4 oyu almış olduk. Kızlar evinin bütün oyları açıldı. Eğer çek Murat'a gitmezse evden ayrılacak damat adayımız Selçuk olacak. Ve gelelim kızlar evine. Dediğim gibi Ayça'nın 3, Melis'in 2, Gözde'nin ve Ceyda'nın birer oyu var gitmeleri yönünde. Eğer açacağım oydan Melis'in adı çıkarsa ikinci tura döneceğiz. Bambaşka bir isim çıkarsa elenecek isim Ayça olacak. Tabii çek eğer Murat'a giderse. Bu oyla birlikte ikinci tura gerek kalmıyor. Ayça 4 oy almış oluyor gitmesi yönünde erkekler evinde. Evet. Selçuk, Ayça sizleri ayağa alabilir miyim? Mehtap ve Murat sizleri de lütfen ayağa rica edeceğim. Aslında Mehtap ve Murat'ı tabii ki çok olumlu bir nedenden dolayı ayağa kalkmalarını rica ettim. Çünkü elimdeki 10 bin liralık çek ikisinden birine gidecek. Mehtap'a gitmesi durumunda Ayça kalacak. Selçuk'u uğurlayacağız. Murat'a gitmesi durumunda Selçuk kalacak ve Ayça'yı uğurlayacağız. Mehtap kime gitmesini istersin çek? Ben ikimize de gelmesini istemiyorum. Kime gitsin, havaya mı gitsin? İki taraftan da kimsenin elenmesini istemiyorum. Yani bunu anlatamam. Gerçekten midem yanıyor şu an. Ayça mı, Selçuk mu ağır basıyor sen? T-
tabii ki Ayça ağır basıyor ama ben iki taraftan da kimsenin elenmesini istemiyorum. Ama gerçekten biliyorsun en eskilerimizdensin, kural da bu. O zaman bana gelsin çünkü Selçuk erkekler evinde, ben üzülmek istemiyorum. Murat sen ne dersin? Ben de tersini düşünüyorum. Çünkü Selçuk daha çok yeni, daha bir hafta oldu ve kızların tam olarak tanımadığını, ona bu şansın daha fazla verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayça'ya gelince de Ayça'yı ben çok seviyorum, o da biliyor. Acı çektiğini görüyorum. Yani burada gerçekten birbirlerini çok yıprattıklarını düşünüyorum. Bu kendi fikrim, nacizane. Onun için ben Selçuk kalsın istiyorum. Ayça da bu evde mutlu olmayı hak ediyor bence. Herkes hak ediyor ama... Ayça herkesi mutlu ediyor. Sen bir karışma. Biraz daha şansının yani olması gerektiğini düşünüyorum. Ayça'nın zaten burada yeteri kadar şansı vardı. Saygı duyuyorum. Evet efendim, elimde 10 liralık çek var. Mehtap'a mı gidecek, Murat'a mı? Çünkü kime gideceği, bu evde kimin kalacağını belirleyecek. Bin liralık çekin sahibi kim olacak? Kim kendi evini korumayı başarabilecek? Mehtap gel çekini al. Ya yapma. Gel. İstediğin bir şeydi. Ben abi ben gerçekten 9 canlı kız ya. Vallahi 9 canlı ya. Selçuk istersen önce vedanı gelinler eviyle yap. Çünkü damatlar evinde vakit geçireceksin. Sen çok iyi bir çocuksun. Teşekkür ederim. Çok iyi insansın. Ben çok alıştım. Her şey için teşekkür ederim. Ben sana giderken güle demesem bile çok alıştım. Umarım dışarıda. Ne olursa olsun. İnşallah. İnşallah. Hepiniz mutlu olursunuz inşallah. Canım görüşürüz. Kendine dikkat et. Ayça görüşürüz. Görüşürüz. Her şey için çok teşekkür ederim. İnan ki çok üzüldüm ama ona daha çok bir şey yok. Özür dilerim. Selçuk. Yani önemli olan burada birbirimizi de kazanmak. Ben de veda edeyim sana. Renk kattın. Bak biliyorsun her 4 haftada bir yeniden gelme şansın doğuyor. İnşallah yeniden kavuşuruz. İnşallah. Kısmetsen iyi olmasın. Tabii canım. Bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Vedalaştınız değil mi? Kalmadı vedalaşmayan gelin adayı. Bununla vedalaşmadık. Görüşürüz. Adaylardan biri. Selçuk beylerle birlikte erkekler evine yolcu edelim. Burada asker uğurlaması yapacağız önünde. Zıplatacağız. Gelin adaylarımızı da çok güzel. Her zaman olduğu gibi bahçeye alalım. Selçuk çok iyi bir çocuktu. Gitmeyi aslında hak etmedi. Çünkü burada daha bir haftada kendisini gösterememişti. Keşke birkaç hafta daha kalıp kendisini gösterebilseydi. Üzüldüm gidişine. Umarım hayatında her şey daha güzel olur. Hoşça kal. Evet, Ayça yine kaldı. Ne yazık ki. İnanın artık gitmesini o kadar çok istiyorum ki. Onu her gördüğümde sinirlerim tepeme çıkıyor. Çünkü bunu yapmayı çok iyi biliyor. Bir şekilde kaldın. Şimdi ne yapacaksın? Ne yapmayı düşünüyorsun? Amacın ne? Beni karalamak mı? Eğer öyleyse karalamaya devam et. Ben çünkü burada her zaman güçlü olacağım. Sen de bunu hep göreceksin. Yok artık canım. Maşallah. Tekrar hoş geldin bu akşam. Ne yersin bu akşam? Sana ne yapayım? Sakin ol Mehtap. Bir şey söyleyeyim mi
Selçuk evet. bana buraya Melis için geldiğini söyledi arkadaşlar. Biz konuştuğumuzu. Melis'i beğenerek geldim dedi. Ciddi misin? Evet. Eve geldiğimde, ben içeri girdiğimde, oturduğumda sadece Melis beni istemediğini söyleyince sana yöneldim dedi. Burada üç tane gelin adayını düşünüyorum. Kız! Işte. Sen, Melis ve ben. Benden sonra da hep sana geliyorlar. Adayın Nur, gelmiş. Melis ve Cansel demişti. Aklında o koruma altında. Şimdi sen Cansel'in ismini de vermişti. Hep benden sonra sana geliyorlar. İkinci bir an benim. Benden sonra sana geldi Semih yalnız. Dikkatini çekelim. Pardon canım. O zaman benim ilişkim olduğu için sana geldi. Melis. Ha, atlamasan. Melis adayın sana. İçeri girdi, kaldı, gitti. Haberin yok kız. Harbiden ha. İşte bu kadar. İnsan mutluluğu için savaşmaz mı? Bunu gözümüze soka soka göstermesi lazımdı. Sende de biraz daha böyle senin için geldiğini gösterseydi belki kalabilirdi. Ama bir dakika, Melis'in geldiğini dedi, aldı bunu, burada oturdu. Nur'la oturdular bahçede, Melis'in geldi. Yok, ya burada Melis istemiyorum. Arkadaş, insan ya, bir şeyler için savaşacak. Yani, öyle, hadi gel gelmedi. Dedenin arkasından konuşmak çok fazla neyse, doğru değil bence. Kötü bir şey demiyoruz. Olsun. Gidenin yeni aday hakkında konuşalım. Umarım mutlu olur. Ya 9 can var ya. Bir gönderemedik gitti abi, ya. Bir gönder gitmiyor. Gitmiyor. Neyse biz yani, Selçuk'u yolcu edelim bence. Üzerine konuşuruz. Çocuk da... Selçuk vay be. Selçuk da gidiyor. Vay be, Selçuk gidiyor ya. Can. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah. Sen var ya sen. İnşallah ya. Dışarıda yine zaten beraberiz. Sen... 5 numara 10 yıldız adam mıydı? 10 numara 5 yıldız kardeşim. Adam. 10 numara 5 yıldız adam. Hem de çok iyi bak. Sen geri geldin. Demin söylediğin de olacak. Gerçekten çok İnşallah geri gelirsen çok çok daha iyi olur. Dikkat et kendine. Allah yolunu bahtını açık etsin. Şey ama dediğim yani. Sözüm söz. Geri gelmen için elimden geleni yapacağım. Sağ ol kardeşim. Selçuk'un hakkını helal et kardeşim. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Manken. Kardeşim. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat et. Yine şey yaparız tamam. Zaten. Dikkat et kendine. En kısa zamanda. Zihniye. Düzelt. Demin bir şey söyledin ya. Kadınlara karşı güvenim kalmıyor falan diye. Kadınlara karşı değil. Sil onu. Sil. Sil. Bırak. Kadınlara karşı demeyeyim onu. Ağzından öyle sil. Çıktı. Sil. Unut onu. Unut. Öyle bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Biz zaten bir şey duymadık. Öyle bir şey yok. Tankut onu havada siliyor çünkü. Şöyle yapıyor. Sildik onu. Sildik onu. Öyle yapıyor, siliyor hemen. Burada 2-3 tane tecrübeden dolayı öyle şeyler saman ha. Aman ha. Dikkat et kendine. Kendine çok iyi bak. Hemen affetme bu arada. Sizi çok seviyorum harbiden. Adamsın. İnşallah geri gelirim. Bu sefer daha güzel olur. İnşallah kardeşim. İnşallah. Can. Ne günler. Görüşürüz. Şu anda görüşürüz. Sizde kalsın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ha bir de... Sen de hatıra kalır en azından. Evet. Vay kardeşim. Oğlum. Teşekkür ederim. Al benimkini de al, ben kullanmıyorum. Hadi seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. İnşallah hepiniz mutlu olsun. İnşallah görüşürüz. Sen de kardeşim. Şuradan tekrar inersin. Mutlu olmaya gidiyorum. Evet. İnşallah kardeşim. İnşallah. Bir gün şuradan tekrar inersin. Aynen. Unutma. Unutma. Belli olmaz. Totemi yap istersen. Spor yapmayı da bırak. Ben geldiğimde sporlu görmeyeyim seni. Hadi totemi değiştir. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Güle güle kardeşim. Erken bitti. Bence erken bitmemeliydi. Devam edeceğine inanıyorum. Çünkü buradaki arkadaşlıklar, dostluklar bana yine bir şeyler kazandırdı. İnşallah geri dönerim. Yok artık canım. Maşallah. Can adım. 24 yaşındayım. Görüyorsun, görüyorum. Aşçıyım. Aşçısın. Aşçıyım. İkizler Burcu'yum. Marmaris'ten geliyorum. Marmaris'te küçük bir çanta şeyimiz var, dükkanımız var. Çanta dükkanı, nasıl söyleyeyim, tarz çantalar var içeride. Onun haricinde aşçılık okulu okudum. Aşçılık mezunuyum zaten. Ne güzel yemek yapıyorsun. Gastronomi okumuyor. Gastronomi değil, direkt aşçılık. Gastronomi biraz daha mutfak bilimlerine giriyor. Marmaris'te babam yaşıyor. Bodrum'da annem yaşıyor. Ayrılar. Yani dolayısıyla iki tarafta da yaşıyorum. İstanbul'a geldim şimdi yarışma için. Sizlerle de tanışmak için. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Hangi takımlısın?
Fenerbahçe. Başka takım mı var? Daha benim için yok. Paylaşıldın mı? Hayır. Düşündüğün gelin adayı kriterleri nedir? Nasıl düşündüğüm bir... gelin adayı kriterleri öncelikle bana ve aileme, öncelikle kendisine saygısı olması lazım. Nereden ne konuşacağını, oturacağını, nasıl oturup... bu kadar benim için. Pek fazla katı kurallarım yoktur yani. Dış görünüş falan önemli değil yani. Tabii ki. İlk bakışta dış görünüşünüzü görüyorum sonuçta. Dış görünüş önemli. Tamam. Aklında bir aday var mı? Dış görünüş önemli dedim. Gelirken aklında bir adayla geldin mi? Evet, aklımda bir adayla geldim ama o bana şu anda saklayacağım o ismi. Biraz hepinizi tanımak istiyorum açıkçası. Standart pazartesi gününe kadar saklayacak. O gün belli olacak. Pazartesi belli olmaz. Belki daha uzun. Belki hiç söylemem. Belki pazartesi. Başka bir aday bulurum. Ha. Neden olmasın? Okay. Belki gidersin. Belki de gidiyorum. Belki de sen gidersin. Bu da egoist, tamam. Beğendim. Cidden. Teşekkür ederim. Seni beğendi. Sabrından bahsetmiştim. İtiraz da etmedi. Nereliydin? Ha, Marmaris. Yok, Marmaris değilim. Rize. Oh, hemşerim sayısı. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Şu anda Marmaris'te yaşıyorum. Babam zamanında turizmle ilgilendiği için gezdim yani. Birçok turizm şehrini gezdim. Oralarda büyüdüm. Aynı yaştasınız. Dani ile. Yani olabilir. Dani... Tabii Dani ki olur. Biraz ben tersim ya. Ne baştan gibi? Baştan söyleyeyim de. Yani sizin aranızdaki diyaloglardan yüzünden ben biraz senin yanlış yaptığını düşünüyorum açıkçası. Beni haklı mı buluyorsun? Seni haklı buluyorum. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler. Bence gelirken kapıya falan düşünüyorum. Neden? Bak, bu hoşuma gitti. İçeri gireyim. Bu açan. Tekrar hoş geldin bu açan. Ne yersin bu açan? Sana ne ismi? Sakin ol Mehtap. Bu açan. Ya bırak, dışarıdan severek gelen biri var ya. Bunları şu anda burada daha iyi göreceğim her şeyi. Bence biraz gözlemle. Evet. Olacak. Gözlemleyeceğim. Yani bu durumda şunu görüyoruz ki çok fazla ön yargım var. Teşekkür ediyorum. Hayır, kesinlikle ön yargı değil. Ben zaten az önce söylediğim gibi dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla dedim. Ön yargı olarak kesinlikle algılanmasın. Başka yerlere de çekilmesin. Ben sana uzağım, şunu da bir söyleyeyim demen şu anlama geliyor. Ben Daniela ile ilgilenmiyorum. Sen de bil Daniela, sen de benimle ilgilenme demek oluyor bu. Neden olmasın? Belki de öyledir. Ya bırak da abi, ben Ayça'nın gitmemesine üzüldüm. Yani bir hafta olur, iki hafta olur. Hadi korumayı da alırsın. Üçüncü, yani dört, beş. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Oradaki o görüntüleri verirlerken Semih'in zaten duruşunu takdir ettim. Gerçekten o Ayça'nın ona yönelmesi bana çok bir acayip bak, geldi. Onu da gerçekten ben abi, takdir ettim. Onu takdir ettim ama onun İstikrar. Yönelmesi. Tamam, olabilir diyeceksin. Tamam. Ama ben yine söylüyorum. Bak, Ayça Aracan başka bir boyut. Ayça açık sözlü. Hayır abi, Ayça aynısını şey yaptım. Vuruyor ya. Aynısını mı yaptım? Hayır. Benim burada sana da aynısını yaptı diyorum. İlk başta bu eve geldiğinde Ayça zaten bu karakterde bir insan. Geldiği zaman hatırlıyorum abi, ben şaşırmıştım böyle. Sıradaydık. Geldi tık Emre diye pat vurdu. Benim zoruma giden ne biliyor musun? Bu kadar çok arkamdan konuşması. Bu kadar çok gereksiz böyle şeyleri havaya sunması. Abi yani. Ama baktığın zaman neticede o da bu evde abi yaşıyor. Tamam abi, çok evde ya. Ama bak İlerci yaşanan. İlerici tanıyacak birbirlerini. İyi de abi, senden başka tanıyacak kimsesi yok ki. Kardeşim. Kusura bakma ama burada kimse adayı yok ki. Herhalde gelecek sana yani. İstediği herkesi tanıyabilir. Yani özgür. İstediği herkesi özgür, tanıyabilir. Özgürce bir şey söyledi ya. Bundan yana bir sıkıntı yok. Eyvallah. Yani, biz yaşananlardan. Bunu neden en başında yani anlamadı? Ya, başında ya söyledi de yani. Bu kadar tatsız olaylara ne gerek vardı? Buna sordu, yolda şey kötü oldu. Gelip Emre için geldim deyip de sonrasında yönelmek kötü oluyor. Anladın ya, mı? Ya herkes burada fikrini değiştiriyor ya. Tabii abi ya. İşte demek ki bacağını sıktı o geldiğindeki fikirleri gerçek abi. Fikirleri biz değil. Ama herkes aynı şeyi yaşamıyor Tankurt. Bu var. Abi, bak bu yaşananlar da başka bir şey. Bak baştan beri gelip şu etüt et. Hiçbirimiz onu o duruma düşmedik. Yani öyle bir şey yaşamadık. Hı. Evet, başta gerçekten o gözleri parıl parıl parlayan. Geldi, tuttu, aldı. Emre ile o da onun inandı. Evet. Yürüdüler, biz de aşklarına inandık hep beraber. Evet. Ki onun için bunu yorum yapma hakkını kendimde buluyorum. Aynen. Ben de inandım çünkü. Hepimiz. Zaten gerçekti. Ve daha hala da o dönemine inanıyorum. Bak daha hala da o dönem. Abi. Ama sonrasındakini aklım almıyor. Ve içeri geldikten sonraki bu dönemine de aklım almıyor. Futbol izliyor musun? Futbol tabii ki her erkeğin olduğu gibi benim de
koyu bir bağım var futbolla. Eyvah. Fenerbahçeliyim dedim. Yok diyorsa eğer sıkı takipçi. Fenerbahçeli biliyorsun. Fenerbahçeli bir şey diyeyim mi? Sen de mi Fenerbahçelisin? Ben Galatasaray'ım bebeğim. Nereden biliyorsun Fenerbahçelilerin sıkı takipçi olduğunu? Çünkü Fenerbahçe'den başka takım yok. Çünkü futbol severler. Takımla düzdese bana futbol izlerler aşkım. Allah Allah. Ben bilmiyorum ya. Memnun oldum. Ben de. Görüşürüz. Beklediğim şey. Kendine iyi bak, hoşça kal. Senin öpeyim de. Kapabilirsin. Görüşürüz. Memnun oldum. Görüşürüz. 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 Hoşça kal. Görüşürüz. Çok memnun oldum. Biz de öyle. Ne taraftan çıkıyoruz? Şuradan. Kapı. Şu kapıdan çıkıyorsun. Ne oldu Ceyda? Gözünün arkasında kaldın. Yakında bayağı sen beğendin çocuğu, herhalde. Yakında sen bu çocuğu da kaçırırsın. Bayağı beğendin i̇yi kızlar, herhalde. İyi. Ye anam ye. Yalnız çocuğun herhalde gözleri kör. Bence yanlış seyretmiş bazı şeyleri. Yani. Neyse ki görecek burada. Boğaçan aramıza katıldı. Kendisi Mehtap'la benim tartışmalarımda Mehtap'ı ne kısmet ki haklı buluyormuş. Ama ben şuna karar veremedim. Acaba ne derece izlemiş? Çünkü galiba iyi izleyememiş. Bence insanları çok iyi tanımadan yorum yapmasın, önyargılı davranmasın. Neyse yine de hoş gelmiş. Bak canım kardeşim, şimdi bazı söylenimler evet belki çizmeyi aşmış olabilir, senin açından kızabilirsin. Fakat şu da bir gerçek, oradaki arkadaşlık gerçekten oradaydı. Ve sen bir damat adayı olarak sonradan geldin, Cansel'in hayatına girdin. Onlar senin ilişkini yapıcı, desteklediler orada. Sonuna kadar orada evet dediler, evet. Sana inandılar, Cansel'e inandılar. Yani sonuçta onlar dostlar. Ben dost arasında da hiç girmem ilişkilerimde abi. Hayatta girmem. Kendim de girmek istemem çünkü başıma çok geldi. Kötü adam ben oldum. Aa. Bir lafım yok abi. Onu kötüydüler. Ama benim bir arkadaşım üstüne benim kız arkadaşımı ya da hayatımdaki kadını kötüleyecekse ve benden onu soğutmaya çalışacaksa... Ya senden onu soğutmaya çalışmıyor. Senin ya. Arkadaşın yok, değil ki. Yok abi. Bu, seninle hiç bir alakası yok. Bunlar daha şimdiki raddeler. Mesela ileride benle Cansel problem yaşadığımızda bilmem ne. Alacak götürecek belki. Abi kendi açımdan düşün. Canım eserim. Ben de sıra bakma ama özel ben sende. Bak, ben aynı yani. Sen, aynı beni tanımıyorum. Canım eserim. Bak bu gibi durumlar nasıl meydana gelir biliyor musun? Eğer senin Cansel'le aranda bir problem varsa Cansel dostları onlar gördükleri için giderler, konuşurlar. Ha işte bak enerjik bir adam. Bak ne oldu? Biz de seni bekliyoruz. Bak ne oldu? Gel bana yer var. Bak ne oldu? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldin Tarkuluk. Merhabalar. Nasılsın? Çok iyi ya. İlk günden daha ben. Ben sana benzettim abi. Böyle bir şey yaptı ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkam da yanına gel bu açan. Merhaba. Gel sen böyle geç bu ortada. Sana ben gidiyorum. Ben tamam o sana kardeşim. Bu tarafa geçiyoruz. Geçiyor otur kardeşim. Otur sen de Semih. Oraya oturma Semih. Semih oraya oturma. Semih. Neyse. Vallahi kızlarla iyi başa çıkıyorsunuz beyler. Baştan söyleyeyim. Öyle mi diyorsun? Vallahi kızlar ya. Baştan iyi gidiyor. Yanımda bir dakika sonra kavga ediyorlar ya. Niye? İnsan bir soru, yeni biri gelmiş bir soru sorun bir şeyler yapın. Fıt 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 kavga ediyorlar öbürü. Öyle mi? Aa, öyle mi geçti o taraf? Vallahi Mehtap Melis biliyorsun standart. Ya orası oluyor. İyi izledin mi sen? İyi izledin mi? Mehtap Melis standart. Dediğine göre yani, izlemiş. Uzun izledin mi? Ne kadar süre izledin mesela ya vallahi, programı dışarıda? Nasıl takip program ediyorsun? Başladığından beri bölüm izliyordum. Güzel. O zaman bayağı bilgin var herkesle ilgili. Süper. Az çok var. Ne iş yapıyorsun bu hocam? Avantaj aşçıyım. Aşçı mısın? Ne iş? Dört dedik. Allah'ım sağ olsun. Welcome. Bunu mutfak yükünü hafifletti. Mutfak yükünü hafifletti galiba. Ben niye? Ebe iş getirmiyorum. Baştan konuşayım onu. Peşin ama evde iş yapıyorsun ayrı. Yapacağız artık. Ne yapayım? Eve iş getirmiyorum onu. Baştan söyleyeyim. Evde iş yapıyorsun ayrı diyorum. Tabii canım. Eve iş getirmiyorum. Evde iş çıkartacaksın zaten. Burası ne? Üçtük dört olduk. Ne kuzeyin? Ben zaten okulunu okudum bu işin. Lisesini, üniversitesini. Ayrıca da yurt dışlarına stajlara gittim. İtalyan'dır. Yani dolayısıyla uluslararası mutfaklarda da az çok bilgim var. Anladım, lakin süper. İki senedir, bir buçuk senedir falan çalışmıyorum. O yüzden biraz hamlamış olabilirim. Çünkü yurt pratik, dışına... Pratik, her şeyin başı tabii. Pratik. Hiç merak etme. O kadar çok zaman var. Tamam, süper. Yani zaman olmayabiliyor. Bize emeği yapacağız diye mesela 1500 İtalyan. Hayal ederiz onları.
Pizzalar, mizzalar havada uçar artık. Hmm. Yaş kaç kardeşim? 24. Makarna çeşitleri. 20, sen de 24. Çok güzel. İyi, Adnan sen araya girmiş misin? Neyi? Ben çok sevdim arkadaşı. Ya aşçı ben. Bayılırım. Ben de senin kafanı merak ettim. Sen soruyu anlamadın. Neyse. Ölürüm. Sağır duymaz uydurur ya. Ay, ölürüm diye. Sen hala 23 müsün dedim. Adam dedi ki ben çok sevdim. Ben çok... Yemek mi? Vallahi diyor. Karnı aç şu anda da ondan. Cebinden gelmeden önce hazırladığım risotto. Adnan bunu sana yaptı. Öyle bir şey yapsaydı. Şimdi burada yine birer tane daha nur topu gibi ihtarınız oldu. 3 tane ihtar alındı 2 haftada. Sen eser için beni karalamaya başladın, farkında değilsin. Sen benim ablam mısın canım ya dedin ya orada. Bitti yani. Biz bu ilişkiyi gözden geçirelim Adnan. Anladın mı? Ya da tamamen bitirelim. Yazık vallahi, sizinle evlenen adamlara yazık yazık. Şu anda Melis de buradayken, üçüncü ihtarını aldığı için arkadaşlara tek tek soracağım açık oylamayla. Bu evde kalıp kalmayacağına... Çok kıskanırsın bazen.